Çocuklar ekran başına. Dev köpük ve kabarcıkların büyülü dünyasında yolculuğa hazır mısınız? Muhteşem köpük şovuyla Mustafa Ulukaya şimdi Her Şey Dahil'de. TV 360 ekranlarında Elazığ rüzgarları esecek, türküler söylenecek, Elazığ mutfağının özgün lezzetleri Her Şey Dahil mutfağında pişecek. Türk halk müziğinin güçlü ismi türkü, kadife sesi ve Elazığ gününe özel şarkılarıyla şimdi Her Şey Dahil'de. Söylenmez kadın olam, söylenmez kölen olam, söylenmez kurban olam, söylenmez. Doğu Anadolu'nun en zengin mutfağı Elazığ'dan sofralarınızı şenlendirecek tariflerle Senem Bayrak şimdi Her Şey Dahil'de. Kilo vermek isteyenler ekran başına. Sağlıklı zayıflamanın püf noktaları nelerdir? Doktor Şoşar diyeti nedir? İncelmeyi sağlayan yardımcı uygulamalar nelerdir? Beslenme ve güzellik uzmanı Pelin Balı tavsiyeleriyle şimdi Her Şey Dahil'de. Demene de görüm hardan kalmışsın. Niye üzere gözümü demene de...
Hoş günaydın, geldiniz. Günaydın. Günaydınlar. Hayırlı cumalar. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz bugün. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Elazığ'a gidiyoruz. Allah Allah. Var mı Elazığlı aramızda? Güzel, bayağı da varmış Elazığlı aramızda. Bugün Elazığ, siz zaten konuk olarak geldiniz abi. Bugün Elazığ yemekleriyle, folkloruyla, türküleriyle ve Elazığ'da da bir türkücümüz çok güzel sesli. Kendi çok güzel, kalbi çok güzel, türküleri çok güzel. Türkü bizlerle birlikte olacak. Ve tabii ki Elazığ türkülerini seslendirecek. Evet. Programımızın açılışında da çocuklarımızı yine unutmadık. Ben de özellikle benimkileri aradım ki hemen ekran başına geçsinler diye. Çünkü dev köpüklerden oluşturduğu sihirli dünyada çocukları eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor. Muhteşem balon şovuyla gösteri sanatçısı Mustafa Ulukaya bizlerle beraber olacak. Çok eğleneceğiz. En sevdiğim şey böyle balon olsun, şey olsun, fıtlatma, evet, fıtlatma. Benim de en sevdiğim şey böyle Ramazan'da oruçlu olduğum günlerde. Böyle pide olsun. Pide olsun. Efendim güveç olsun. Güveç olsun. İçli köfteler bilmem neler olsun. Yani gerçekten. Senin sınavın gerçekten. Bugün mutfak bayağı bir işleyecek galiba değil mi? Aynen. Güzelce. Çok güzel olacak. Güzel yemekler de yapacağız aynı zamanda. Sizler de hoş geldiniz efendim bu arada. Nasılsınız inşallah? Ne güzel canlı canlı burada türküler söylenecek. O zaman ne yapalım, alkışlarla her şey dahil başlasın mı? Başlasın. Çocuklar ekran başına. Dev köpük ve kabarcıkların büyülü dünyasında yolculuğa hazır mısınız? Muhteşem köpük şovuyla Mustafa Ulukaya şimdi her şey dahilde. TV 360 ekranlarında Elazığ rüzgarları esecek, türküler söylenecek, Elazığ mutfağının özgün lezzetleri her şey dahil mutfağında pişecek. Türk halk müziğinin güçlü ismi türkü, kadife sesi ve Elazığ gününe özel şarkılarıyla şimdi her şey dahilde. Söylenmez kadın olam, söylenmez gelen olam, söylenmez kurban olam, söylenmez ya. Doğu Anadolu'nun en zengin mutfağı Elazığ'dan sofralarınızı şenlendirecek tariflerle Senem Bayrak şimdi her şey dahilde. Evet. Çocuklarımızı buraya davet ediyoruz. En çok çocukları izlemesi lazım. Tabii ki. Çocukları şöyle kenara alabiliriz, onları da oturtabiliriz. Oturun bakayım şuraya. Arkalarını dönmesinler canım. Şöyle orkestranın önüne buraya mı diyorsun? Evet. O zaman burada şöyle aynen oturun bakayım. İzleyin. Sevgili Mustafa Ulukaya bizlerle evet beraber. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ya herhalde sen de çok keyifle yapıyorsun ama evet, izlemesi gerçekten müthiş bir şov. Nasıl girdin çok bu güzel, işe? Çok nasıl eğlenceli başladın? Ben bu işe aslında yurt dışında başladım. Öyle mi? Evet. Bir hobi olarak görmüştüm yurt dışında. Daha sonra bunu böyle gösteri tarzına çevirip evet çocukları eğlendirmek, yetişkinleri de çocukluğa döndüğü zamanları geri getirmek için ben bayılıyorum yapmış abi, oldum. Bir, evet. Dün bizde parti vardı evde. Bahçede bir tane şey var, tabanca var. Tabanca var, evet. Tabanca ile yapıyoruz ama tabii buradakileri görünce benim çocuklar kesin bunlardan isteyecekler. Yani. Büyük ihtimalle öyle olacak. Alişan ne yapıyorsun? Ufaktan başladım. Ufaktan çıkmaya alttan başladı bile. Hadi alkışlarla başlayalım şu an burada. Evet. Başlayalım. Şimdi. Chihuahua. 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 Chihuahua.
vacuum space. There it is, my place. Someone else wins the race. No, I gave up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say, calm down. When you're about to go crazy, turn around and feel as fresh as a daisy. Just run, because it's time to go. Have fun and let the whole world know. Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud and life can be so easy. Chihuahua. 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 Oh, Chihuahua. Chihuahua. What can make you move? Chihuahua. Can you feel the groove? Chihuahua. What can make you dance? Chihuahua. Schnappi, schnapp.
Me.
Bu balonun içinde olmak isteyen bir izleyicimiz var. Esmeray nerede bugün Esmeray? Esmeray gel. Gel. Sonrası döküp kafamızı yıkıyoruz çünkü köpük için. Seni balonun içine koyuyorum. Buradan doğru yolluyorum. Nereye gider? Geç dön şöyle. Şöyle bir şey alayım. Gerilim müziği alayım. Bir şey diyeceğim. Çok ağır. Makine tartmadı. Ya ben... Alişan ya. Ver ya. Kaldır, kaldır, kaldır. Bravo. Ne hissettin? Balonun içinde ne hissettin? Hiçbir. Nerelere gittin geldin? Nerelerim? Uzaya çıktım. Yürü git, yürü git. Hadi. Yürü git. Bitti şimdi. Bir de son olarak bunu yapabiliriz. Bunlardan falan da yapalım. Gitme sen. Hemen gitme. Evet. Allah aşkına. Son olarak bir de... Bunları yapalım. Başka yapmadığım bir şey var mı? Var. Ben, asıl. Ben de şununla yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Ay çok güzel bir şey ya. Ay muhteşem bir şey ya. Acayip eline. Hakikaten şimdiki çocuklar çok şanslı. Neyse biz de şanslıyız daha. Genç sayılırız yani. Sinan amcayı sokacağım az sonra bunun içine. Evet, az geliyorum. Sonra. Oo. Oh, oh my balonun içine 92 yaşında Sinan amcayı sokuyorum. Bakalım gel Sinan amca. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi seni evet bu balonun içine sokacağım. Burcunu, murcunu her şeyini göreceksin. Geç. Hazır mısın? Girmeden önce bir şiir okumak istersen bir şiir oku. Nasıl güzel olur. Oku bir şiir okumak istersen oku. Anneler şiir var. Evet. Biraz yapışamış oluyor. Sana seslenirim sevgili anam. Uzat ellerimi öpeyim anam. Sen benim canımsın, ben de senin canan. Uzat ellerimi öpeyim anam. Yumuşak kalbin vardır, ağır başlısın. Tahammülün geniş, sabır taşısın. Bunca yıldır gam yükü taşırsın. Uzat ellerimi öpeyim anam. Tamam. Ya, şimdi balon yapıyorum, tamam. Dur. Gülşen der ki tamam. İsmin düşmez dilimden. Ancak sen anlarsın benim halimden. Anasız yaşamak biter önümden. Uzat ellerimi öpeyim anam. Sevgili anacığım çok sağ ol. Şimdi. Sağ ol, çık oradan. Sağ ol. Çık oradan. Tamam. Sağ ol. Hazır mısın Sinan amca? Hazırım canım. Nereye gitmek istiyorsun? Oraya göndereceğim seni. Çok teşekkür ederim. Nereye gitmek istiyorsun? Oraya göndereceğim. Sinan amca oraya göndereceğiz seni. Bodrum'a gidiyorum, Bodrum'a. Yazlığa gideceğim, yazlığa. Gidiyoruz. Bir hafta içinde gidiyorum. Bodrum bana, ben Bodrum'a. Bodrum, Yalıkova, Yalıkova. Bodrum'a, Yalıkova gidiyorum. Yalıkova. Sinan amca dur, yolda takıldık, dur. Takıldı. İnşallah yolumuz açık olur. İnşallah.
Hadi. Görüşürsün amca. Harika bir şovdu ya. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Bir şey diyeceğim, gitme ama sonunda en son yine bize şovunu yap, öyle gitme. Gitme, Allah aşkına gitme. Yani en son. Gösterim var. Gösterim mi? Aa, evet, gösterim. Florya'ya gideceğim. O zaman kocaman alkışlayalım mı? Bir daha bekliyoruz ya. Bir daha gitmelere. Harikaydı, çok güzel. Daha değişik. Nerede gösteriler onu söyle, kısaca. Gösterilerimi İstanbul, Antalya bölgesinde nereden yapıyorum. Nereden takip edebilirler seni? İnternet üzerinden. Takip edebilirler. İnternette sayfam var zaten. Mustafa Ulukaya, www.bubbleshow.web.tr. Mustafa Ulukaya. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar, çok güzel alkışlıyoruz. Biz onu uğurlarken bakalım sırada neler var. Vermek isteyenler ekran başına. Sağlıklı zayıflamanın püf noktaları nelerdir? Doktor Şoşar diyeti nedir? İncelmeyi sağlayan yardımcı uygulamalar nelerdir? Beslenme ve güzellik uzmanı Pelin Balı tavsiyeleriyle şimdi her şey dahilde. TV 360 ekranlarında Elazığ rüzgarları esecek, türküler söylenecek, Elazığ mutfağının özgün lezzetleri her şey dahil mutfağında pişecek. Türk halk müziğinin güçlü ismi türkü, kadife sesi ve Elazığ gününe özel şarkılarıyla şimdi her şey dahilde. Söylenmez kadın olam, söylenmez gölen olam, söylenmez kurban olam, söylenmez ya. Evet, muhteşem bir sorudan sonra beslenme ve güzellik üzerine konuşacağız efendim. Yepyeni bir diyet ya. Evet, ben de ilk defa duydum. Şoşar diyetini duydunuz mu? O kadar diyet duydunuz. Şoşar diyeti. Ben de ilk kez duydum. Tüm detaylarını öğrenmek üzere beslenme ve güzellik uzmanı Pelin Balı geliyor. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Ay biz de çok iyiyiz vallahi. Çok iyi ve çok, çok hoş görünüyorsunuz. Çok böyle her eğlendik. Siz çok jantesiniz her zaman. Teşekkürler. Eğlenceli bir başlangıç yaptık. Balonlarla, evet, kepiklerle falan. Evet, şimdi birazcık da güzellik verelim. Biraz önce, evet, de seyircilere sordum. Gerçekten onlar da duymamışlar. Ben de ilk kez duydum. Yeni midir bu Şoşar diyeti? Nedir? Şöyle, Doktor Şoşar çok dünyaca ünlü bir endokrinolog ve spor hekim aynı zamanda. Dünyada bildiğimiz pek çok ünlü isminde. Güzellik ve sağlık danışmanı. Aşağı yukarı 15 yıldır bu sistem dünyada var. Yalnız son 5 yıldır da Türkiye'de. Ha, ben duymadım demek ki. Doktor Şoşar diyeti aslında kronolojik beslenmeye yönelik. Yani zamanımızı doğru kullanmaya ve hormonal dengemizin saatlerine göre beslenmeye yönelik bir sistem. Onunla ilgili bir test mi yapılıyor? Şimdi şöyle, aslında hayatımıza geçirmemiz gereken bir şekil var. Ben de bir kanlı canlı bir Türk kızı olarak böyle güzel mezeler, yemekler yapmayı seven bir ailenin çocuğu olarak bizler biraz beslenme işinde ve pişirme şekillerimizde ne yazık ki öldürerek, kavurarak, çok fazla süreler harcayarak pişirdiğimiz için besin değerlerini öldürüyoruz. Mineraller ölüyor, vitaminler ölüyor ve proteinler ölüyor. Dolayısıyla tok kalma sürelerimizi ne yazık ki biraz kısaltıyoruz. Doktor Şoşar beslenme sisteminde oldukça basit, 10 dakikada hazırlanabilecek, lezzetli, şık ve protein ve vitamin değeri çok yüksek yemekler hazırlayabiliriz. Ne mesela? Ne mesela? Süper. Şimdi birazdan size şeyden bahsetmek istiyorum. İlk etapta bizim bir kilit açma programımız var. Biz bir danışanımızı aldığımızda, kilo problemiyle gelen bir danışanımıza, öncelikle üzerindeki fazlaca 5 ile 8 kilogram arasındaki yükü hızlıca atabilmek için bir 15 günlük bir kilit açma programı uyguluyoruz. Buna detoks değil de siz kilit açma mı diyorsunuz? Kilit açma programı bu.
Bunun beslenme sistemi saatli olarak belirli bir protokolü var. Nasıl? Her saat mi? Şöyle söyleyeyim. Kişi öncelikle karar vermesi lazım. Kilo verme programında en önemli olan şey aslında kişinin çok istemesi ve buna start vermesi. Beyin bizim için çok önemli. Ne? Çünkü onun üzerine gidemiyoruz ne yazık ki kişi karar vermediyse. Karar verdi. Öncelikle biz yaşına ve boyuna ve kilosuna göre bir bakıyoruz. Eğer anormal karşılaştığımızı düşündüğümüz bir durum varsa mutlaka bir beslenme danışmanlığı programından önce endokrinoloğumuza gönderiyoruz. Bazı hormon testleri istiyoruz. Bazı kan değerlerine bakmamız gerekiyor. Şu neden an, kilo alıyor yani? Neden? Şöyle Çağla Hanım, açıkçası çok şaşırtıcı bir şey açıklamak istiyorum ben. Biliyoruz ki biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Üç tarafımız denizlerle çevrili, güneş var harika. Bizim D vitamine ihtiyacımız yok diye hep büyütüldük değil mi böyle biyoloji derslerimizde, fen derslerimizde? Hiç öyle bir şey yok. Bize gelen %85 vakkada böyle etli kanlı canlı diye düşündüğümüz kadınlarda ve erkeklerde sağlıklı çok ciddi oranda D vitamini eksikliği var. Ve bu D vitamini eksikliği kilo verdirtememede, yani kilit açma programının düzgün işleyememesine ne yazık ki çok büyük etken. Bazı hastalarımıza, vakalarımıza D vitamini takviyesiyle tıkır 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 kilonun çok rahat verebildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bazı hastalarımızda tabii ki cinsiyet hormonlarının da ya da bazı hormonların fazla ya da eksik salınımıyla da alakalı olarak içeriden takviye vermemiz gerekiyor. Ama beslenme şekline geldiğimizde kişi karar verdi ve diyor ki ben artık yaza hala bir ucunu kaçırmış değiliz. Yani daha yeni deniz güneş aynen mevsimi. Aynen. Yani bu bir ay zaman zarfında aşağı yukarı 5 ile 8 kilo da aşağı yukarı 1,5-2 beden yapıyor. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bizler çok böyle biraz kadında da erkekte de biraz böyle dişe dokunur, göze görünür biraz et olmalı. Dişe dokunur. Öyle yani, yani biraz. Anladım tabii ki anladım. Şey demek istiyorum, kadın olmalı evet. Biraz. Evet kilo verelim çok güzel ama kılık kıyafet giyildiğinde eğer sarkan kalkan sağlıkla ilgili bir rahatsızlık yoksa yani biraz böyle hafif. Öyle. Ne denir ona? Etine dolgun. Hafif etine dolgun, kilo kaçmamak kaydıyla. Bu şekli biz seviyoruz aslında. Türk kadınının genel morfolojik analizine baktığımızda da kanlı canlı bir tipiz biz. Şimdi gelelim beslenmeye. Diyelim ki kişi karar verdi ve biz Doktor Şoşar'la beslenme programına başlayacağız. Yasaklar hormona nelerdi, kurallar nelerdi? Hemen söylüyorum. Hormonlarını çıkarttık, tahlillerine baktık, karar verdik. Birincisi protein ağırlıklı bir beslenme bu. Şimdi vücudumuzun ana yapı taşı proteinler ve amino asitler. Yani ben bitkisel proteinler de var bu arada, hayvansal proteinler de var. Ama ve lakin biz neye yatkınız? Biraz da karbonhidrat kullanımına yatkınız. Evet. Ekmeğe böyle yağ banalım, makarnalar falan çok da lezzetli. Proteinle beslendiğimiz zaman ana yapı taşı olan proteinleri aldığımızda fazlaca depolanmış olan yağlarımız enerjiye dönüşerek ortadan kalkıyor. Sabah kalktık. Sabah kahvaltısı bir kere kesinlikle saat 7 ile 8 arası olması gerekiyor. Çünkü artık hormonlar uyandı, mide uyandı. Artık dedik ki günaydın, her şey, hayat başlıyor. En büyük yaptığımız hata harala göreli hayatın içerisinde çantayı sokup işte bir açma bir poğaçayla güne başlamak. Evet. Bu ne vitamin var zaman ne protein var. Evet özen sabah özen göstermiyoruz. Sabah kalkıyoruz. Biz tabii bunu her hastada bu şekilde, danışanda bu şekilde çalışmıyoruz ama sistemi biraz anlatmak istiyorum. 3 tane haşlanmış yumurtamız var. Domatesimiz var. Salatalığımız var. Maydanozumuz var. Sabahları ilk kilit açma programında bu şekilde başlıyoruz. Bu kaç süper. Günlük bir süreç? Bu 15 günlük bir süreçte biz zaten diyelim ki sizle başladık bu programa. Mutlaka ki sabah, öğlen, gute saati onu anlatacağım çok keyifli bir saat ve akşam yemeği tabaklarınızın fotoğrafını istiyoruz danışanlarımızdan. Tabii. Nasıl hazırlanmış? Çünkü görsel şölen de çok önemli. Yemeği harala göreli yemekten ziyade onun sunumu, çatalın duruşu, tabağın gözle şıklığı, evet, gözle doyurması gerekiyor. Evet. Kahvaltımız bittikten sonra öğlen yemeğimiz saat 13-13.30 maksimum olabilir. Burada önemli olan saatlerimizi kesinlikle şaşırmıyoruz. Aslında bu her insanın sağlıklı beslenme için bir biyoritmi var. Metabolik saatler. Metabolik saatler var. Yani ay ben ya öğleni kaçırdım işte 3'te bir tane hamburger yiyeyim. Böyle bir dünya yok. Kaçırdıysan o zaman saati de yiyeceksin. Kaçırdıysak ne yapacağız? Şimdi normal şartlarda kaçırdıysanız eğer öğlen yemeğini diye bir kaçırdınız. O zaman gute saatiniz var. Çok keyifli bir saat. Gute nedir? Gute saati bizim öğlen yemeğini saat onu biraz açıklayayım. Gute'ye sonra geleyim tamam, dilerseniz tamam, sırayla. Tamam. Öğlen yemeğinde 13 ile 13.30 arasında 250 gram
yağsız dana eti veriyoruz. Of, güzel, mis. Veya 250 gram balık veriyoruz veya 150 gram tavuk eti veriyoruz. Ama nasıl pişiyor şoşarın sisteminde? Nasıl? Mümkünse granit, şu anki mevcuttaki biliyorsunuz çok da moda pişirme şekli var. Yağsız, döküm tava gibi. Saatinize bakıyorsunuz, çevirdiniz. 2 dakika bir taraf, çevirdiniz 2 dakika bir taraf. 2 dakika mı? Işte bakın. Pişmez ki 2 dakika. İçi o kadar pişmiyor. İşte onu demek istiyorum. Ben de... Zaten o diyor yani, bu diyetin özelliği o. Şimdi ben de mesela mangalları işte böyle çıtır çıtır yapılsa, şimdi hani Ramazan vakti bunları anlatıyoruz ama biz çok pişmiş yemeklere alıştırılmışız. Halbuki bu şekilde pişirdiğimizde bir proteini, bütün protein değeri ölüyor. Bir posa yiyoruz. Ölü bir şey yiyoruz. Dün benim öğlen öğünüm 250 gram dana eti, bonfile. Süper. Şöyle kalın kalın ve gerçekten içi hafif kızarık, yanına püre yiyorum ben tabii. Bir de semizotu salatası. Oraya geleceğiz. Şimdi pişmediğini düşünüyorsunuz Ayşen Bey, evet, ama ben gerçekten ya. Ben fanatik, ben bir çok yapayım. Pişmiş et seven olarak 5 yıl önce bunu hayatıma geçirdim. 2 çocuk üst üste doğurdum ve beslenme şeklimi tamamen değiştirdim. Dolayısıyla da bu şekilde düzgün bir beslen, yani kilit açma programından sonra sürekli bu şekilde beslenilmesini önermiyoruz zaten. Bu yanlış anlaşılmasın, yanlış bir bilgi vermiş olalım. Bu kilit açmada 15 günlük bir programda 5 ile 8 kilogram arasında net olarak verdirtiyoruz. Hormonlarla alakalı takviye vermemiş isek eğer. Şimdi pişirdik. Yanına ne veriyoruz? 250 gram haşlanmış sebze. Ama haşlanmış sebze şu değil. Dangır 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 kaynadı, öyle bir şey yok. O da öyle. Azıcık. O da 5 dakika mı? 2 dakika. Su kaynıyor. Kaynarken mesela bu şu an kabak var, kırmızı biber var, enginar, mevsimi henüz kaçırmadık. Bakıyorsunuz girdi, hani böyle şey usulü. Evet, 2 dakika tuttuğunuz anda sonra 2 dakika. Vitamini de pişirmemiş oluyorsunuz, evet. Diri diri. Koydunuz, bol salata. Salatanızda ne olabilir, canınız ne istiyorsa, onunla hiç sınır yok. Koydunuz. Ama ilk 15 gün kesinlikle karbonhidrat yok. Herhangi bir şekilde yağın zerresi yok. Bunu neyle süslüyoruz? Hardal sos, limon, acı biberler, bol baharatlar. Baharat eti çok ya, güzel. Öyle bir anlatıyorsun ki sanki çok lezzetli gibi. Gerçekten çok lezzetli. Yaptıkları biz birbirimizi yeriz bir diyelim. Gerçekten her çok şey lezzetli. Bir gün ben sizi davet edeyim, misafirim olun. Beraber pişirelim. Çünkü biz danışanlarımıza bu bilgiyi verirken aynı zamanda bir gün beraber geçiriyoruz. Doğru yemek nasıl pişirilir? Tuz kullanabilirsiniz. Eser miktarda. İhtiyacınız olmuyor zaten ama ihtiyaç varsa da kesmiyoruz. Kişinin mutluluğunu engellememek için. Tatlı? Oraya geldim. Şimdi telefon öğlen yemeğini yedik. Önce bir telefon alalım. Tatlıya geçmeden telefon alalım. Tabii. Duda Hanım, günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür olun, ediyoruz. Duda. Buyurun, dinliyoruz. Öncelikle Anistan var. Çağla Hanım, hayırlı günler. Canımsınız. Öpüyoruz sizi. Sedaylı günler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Benim doktor hanıma bir sorum olacaktı. Tabii. Benim biraz... Göbekle sorunum var. Evet. Ne sorun? Göbekle. 64 kilo. Ramazan'la oruç tutalı değer 62 kilo oldum ama öteyim hep bir şey yok. Biraz göbeğim var. Göbeğimi hiç edemiyorum. Yani görsen yine hamile kalmış. Üçüncü doğumumu yaptım. Üçüncü doğumunu yaptın. Göbek normal ya. Ama bak, en küçük 2,5 yaşında. Onun dibiyi 4,5 yaşında. Onun dibiyi 6,5 yaşında. Ama sen 2 senede bir çocuk doğurmuşsun, o göbek normal orada. 4,5, 6,5, 2,5. Allah bağışlasın. Doğumlarınızda kaç kilo aldınız peki? Yani hamilelik döneminde? İlk doğumumda 8 düştü, 30 kilo aldım. 10. 30, 30. İkinci doğumumda 4,5 kilo aldım. İkinci doğumda kaç kilo? 4,5 kilo. 30'dan 4,5'a nasıl düştün? Evet, 3'te? 4,5 kilo. 3'te de aynı 4 kilo aldım. 5 kilo, helal olsun. İlkinde çok olmuş. Ayda 5 kilo diyor ya. Duruyor ama göbeğim var. Ayda 5 kilo diyor. Ayda 5 kilo dediniz değil mi Duda Hanım? Efendim? Ayda 5 kilo aldınız 3. doğumunuzda. Hayır. Toplamda? 5 kilo aldım. Allah aşkına. Evet, toplamda. İlkinde ama 30 kilo değil mi? O ilkinde 30 kilo da ama onu yapalak. Bebeğimi riskliydi yapalak. Abla iğneyle olduğu için. İlkinde 30 kilo almış, öbürlerinde birinde 5, birinde 4. Ayda almış. Bu ayda bırak, Mars'ta bile olmaz bu yani. 30 kilo, 5 ben kilo. Ben 6,5 kilo aldım diye beni topa tuttular ya. Ya? Ama bir şey diyeyim, kilon da normal, 63 kilo. Şu boyun an... kaç boyun? Boyum 1,60. Normal. Evet. Göbek varmış. Ama göbeğim var. Görün ki ben yine hamile misin? Gençler geliyor, o da beni diziyor. Yani aynı hamile balık orada gidecek gibiyim. Senin göbeğini yerler ya, çok tatlı. Ne yapabilir? Dur şimdi,
Doktor hanımı dinle. Tamam. Öpüyoruz seni. Evet, öpüyoruz seni de çocuklarını. Allah bağışlasın. Dudancığım merhabalar. Üç çocuk çok da normal değil mi? Evet, üç çocuk doğurmuşsunuz. Çok da yakın arka arkaya doğurmuşsunuz. Şu an boyunuzla oranla hani çok, çok şey büyük yok. Bir şey yok gibi görünüyor ama demek ki anestetizm problemleri bazen bazı vakkamızda eliyle tutuyor, diyor ki şu kadar fazlan var. Biz de diyoruz kimisi ki fazlan oranda ya. Değil buranda. Hmm. O kişiye göre yani rahatsızlık veren ama bir duyguysa. Bir boyuyla kilosu arasında böyle bir 10-15 kilo şey 15 arada fark olması gerekiyor. Yani 15 çok fazla ama aşağı yukarı maksimum 15 ile 10 kilo arasında. Hmm. Çok biz... Çok moda kelimeler var, çok moda insanları yönlendirmeler var. Sağlık ve güzel beslenme. Sağlıklıyken Türkiye'nin bu endemik bitkilerinden oluşan lezzetli sebzeleri, meyveleri yiyeceğiz. Dünya tabii böyle çok ciddiye alınacak bir şey zaten değil. Zaten sağlıksız beslendiğimiz için. Evet. Eskiden her meyve, her sebze şeyde bulunmuyordu, mevsiminde bulunuyordu. Evet, şimdi o her da, şey mevsiminde ona da biraz niye? Girmek istiyorum. Çünkü mevsim beslenmesi yapmıyoruz ne yazık ki. Glisemik endeksini düşürdüler. Bak Canan Hoca girdi, süpersiniz. İçime Canan Hoca girdi. Evet, glisemik endekse bağlı. Süpersiniz, ondan bahsedeceğiz. Dudu Hanım'a küçük bir şey söylemek istiyorum. Evet, göbeğinizle ilgili lokal problemleriniz olabilir. Evet, biraz beslenmenize dikkat edebilirsiniz. Ama siz üç çocukla zaten yeterince spor yapıyorsunuzdur yani. Bence. Biraz suyunuzu artırarak, biraz daha karbonhidratınızı azaltarak ve biraz böyle evde spor hareketleriyle o bölgedeki lokal yağlanmalarınızdan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Tabii ki hani sizin değerlerinizi bilmeden böyle uzaktan bilgi vermek çok doğru, dikta olur. Şeyleri vermek doğru bulmuyorum evet. Ben. O sebeple böyle minik minik şeylerle zannediyorum bu 3-5 kilo da hemencik halledilecek bir şeydir. Evet, gelelim. Gute'ye. Evet, gute. Şimdi biz öğlen yemeğimizi yedik saat 13-15 arası. Çalışan kesin bilir ki özellikle gün içerisinde de evlerimizde. Belirli bir saate geldiğinde şöyle bir şey oluyor. Şekerim düştü. Ne yesem, evet. Tatlı bir şey. Ne yesem ne yesem. O dönem saat 16 ile 17 saatleri arasında bizim pankreasımız insülin salgılıyor. Ve diyor ki bana şeker gönderin. Enerjim düştü artık bana bir şeyler yollayın. Ömrümüz boyunca yani bunu özellikle ne olursunuz yazın bir kenara evlatlarınıza da bunu söyleyin. Tatlı ve meyve saatimiz 16-17 saat olmak durumunda. Kilo daha almak geç istemiyorsak. Olamıyor. Daha nokta. Erken olamıyor. Öyle akşam yemek yedik tatlılar güller öyle bir şey yok. Daha erken de mi olamıyor? Olamıyor. O saatler çünkü, 17 arasında. 16-17 arasında. Gute saatimiz bu. Pardon, bir saniye. O saatte yiyeceğiniz ne veriyoruz biz kilit açma programında? Bir tane mevsim meyvesi. Örnek veriyorum mesela yarım bir şeftali verdik. Şöyle 3-5 tane kiraz verdik. 2-3 tane çilek verdik. Güzel bir meyve tabağı hazırladık. 2-3 çilek. Ha, hepsi beraber. Beraber çilek, bir meyve, bir portakal büyüklüğünde olabilecek evet. Bir meyvemiz oluyor. Artı 2 dilim %80'lik bitter çikolata. Çikolata veriyoruz. 5 tane badem bitkisel proteindir. 5 tane fındık bitkisel protein. Efsane öğünmüş ama dediğin gibi. Efsane. Artı bizim bir detoks çayımız var. Bunu günde 6-8 bardak içirebilirsiniz. Eşit miktarda anason. Ve bu kilo aldırmıyor. Biberiye. 4-5 arası yiyoruz. Evet, bunu hayatınıza lütfen geçirin. Ben her zaman, ben bir eğitimciyim aynı zamanda. İlkokuldan itibaren. Hani böyle Türkçe, matematik, sosyal harika şey öğretiyoruz ama eksik 3 tane ders var. Evet. 1. Zarafet ve görgü kuralları olmalı eğitim sisteminde. 2. Beslenme ve pişirme. Bu çocuklar öğrenecek erkeği de kadını da. 3. Kişisel bakım ve hijyen. Hiç çok sağlık problemi azalır diye düşünüyorum. Aynen. Bir şey aynen. Çocukken başlamak lazım. Evet, aynen. Evet, şimdi çocuğa çok... Annelerimiz bilmiyor duysa o zaman bizim öğrenmemiz gerekiyor. Aynen. Biz bilmiyorsak o zaman çocuklarımız için ne yazık mutlaka ki. Olması kesinlikle. Gereken bir ders. Çocuğa doğruyu öğretirsen obeziteyi engellersin. En büyük sıkıntı evet, Türkiye'de maalesef. Aslında çok fazla yok. Biz çok şanslıyız. Niye? En azından nispeten GDO'su ile çok oynanmamış şeyler yiyoruz. Yemek, tarladan şey, ev yemeği çok yiyoruz evet. O yüzden. Evet, seviyorum. O çok önemli bir seviyorum. Şey. Evet. Gute saati bizim enerjimizin düştüğü bir saat. Bunu hayatınızın her zamanında geçirebilirsiniz. Ve bu bitki çayı bahsetmiş oldum anason, kekik ve biberiye. Üçünü eşit miktarda karıştırıyoruz. Gün içerisinde sabah, öğlen, akşam içirtebilirsiniz. Bu da çok rahat bir şekilde toksin, cildinizin renginin açıldığını göreceksiniz. Kırışıklıklarınızın aydınlandığını göreceksiniz bu diyetle evet, beraber. Evet. Çok biberiye falan gerçekten çok başarılı. Kesinlikle. Akşam saati olduğunda da 7 ile 8 arasında yemek yenmiş olmalı. Öğlen yemeğinin aynısı ama şöyle. Diyelim ki öğlen biz et yediysek. Akşam tavuk. Tavuk yiyebiliriz, balık yiyebiliriz. Acayip pratik, lezzetli. Aynı olacak dakikada, yani. Evet, yemek hazırlayabileceğiniz bir sistem. Neden aynı olmasın?
Eğer ki hazırladıysanız aynı olabilir ama görsel olarak ama öğlenin de aynısını yedim dememek için. Ha, o açıdan yani. Başka o açıdan başka hiçbir şey yok. Tamam. 15 gün boyunca bu şekilde beslendi. Bazı vakalarımızda kilit açma programı 3 haftaya çıkabiliyor. Dolayısıyla da o yüzden biz mutlaka kilo kontrolü. Önce kas kitle hacmini, yağını, suyunu ölçüyoruz vücudumuzda özel aletlerimizle. Bu sefer programa başladığımızda ne oluyor biliyor musunuz Çağla Hanım? Kesinlikle sarkmadan. Sıkılaşarak. Yani bacak içleri, göbek, kol altları, gıdı, yüz sarkabiliyor insanlarda. Kas kaybetmeden kilo vermek. Evet, vücudun anti-aging'i için de bu çok önemli. Çünkü öyle bir kilo veriyorlar ki, evet. Bunu hep Gürkan Hoca da gelince anlatır mesela. Evet. 10 kilo verdiği insanlar. Evet. Bir kilo evet. veriyorsun sanki vermesen daha iyi. Daha iyi. Aynen. Ölü gibisin. Bir nefes alalım. Çok beklettik telefonumuzu. Evet. Günaydın. Günaydın, kolay gelsin. Özlem Hanım nasılsınız? Teşekkürler. Bizlerdeyiz. Buyurun sorunuzu alabiliriz uzmanınıza. Kolay gelsin. Ben hocam bir soru soracaktım. Buyurun. Ben 140 kiloydum. Of. 20 kilo verdim ben hani 3 ayda. 20 mi? Evet. Tamam. Sonra şimdi 120 kilo doktorlara gidiyorum. Çocuk istiyorum. 2 sene bilekliyim. Doktorlar bana diyor ki kilodan dolayı olmuyor, göbek yağından dolayı. Ben diyet yapıyorum, diyeti yaptığım sıra canım hep mesela çok yemek istiyor. Böyle az buz değil yani. Yediğim zaman yemek istiyorum. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. Kaç? 20 yaşındayım. 20? 20, daha çok gençsin, verirsin. Evet. Daha dur. Neyi daha dur artık geç kaldı. Hayır yani çok gençsin diyorum hani şey olarak şeye kapılma diyorum o bakımdan diyorum. Tabii canım. Evli misin peki? Evet evliyim 2 sene. Peki evlenirken kilon böyle miydi? Evlenirken 100 kiloydu. 100? Evet. 40 kilo da aldın. Sen o zaman bir kötü beslendin değil mi? Çocukluğundan itibaren belki gençlik dönemin yani biraz böyle düzensiz beslenmeyle mi geçti? Yoksa bir rahatsızlığın var mı? Hiçbir test yaptırdın mı? Yok çok şükür hiçbir sağlık sorunum yok. Tabii kötü beslenmeden oldu. Ne dedi? Ne dedi duyamadım? Kötü beslenmeden oldu. Kötü beslenmeden oldu. Süper. Peki bakalım bundan sonrası için neler yapabilirsiniz? En azından yaşın çok geç. Onu konuşalım. Evet. Değil mi? Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle farkına varmış. Çok önemli bir şey. Yani kötü beslendiğinin farkına varmış. Siz beni şimdi can kulağıyla lütfen dinliyorsunuz. Kesinlikle bu tarz 20 yaşında bir genç hanımefendi. Kilo problemi varsa mutlaka hormonlara ilgili bir sıkıntı var. Değil mi? Var. Bunu şimdi onu yeme, bunu ye, şunu azalt şeklinde bir bilgilendirme kesinlikle doğru değil. Yani şunu düşünüyorum. Şimdi kendim ben sağlıklıyım, ben kendimi çok iyi hissediyorum diyor ama aslında içeride neden oluyor? Tabii. Yani D vitamini eksikliğini zaten olabilir. Bu şekilde hani hiçbir şekilde zaten evet. hissedemez. Evet, adrenalin hormonlardan kaynaklanabilir, takviye yapmamız gerekebilir. Yani mutlaka bir doktora danışmalı, öyle hanımefendiciğim, birincisi kan tahlilleri istenecek sizden. Öncelikle bir endokrinoloğa ve metabolizma hastalıkları uzmanına şiddetle ve aciliyetle gitmeniz rica ediyorum. Mutlaka ki tabii genetik faktörler de bunda çok önemli. Yani aileden gelebilecek şeyler de önemli ama biz bunları da metabolizma hastalıkları uzmanlarımıza çok düzgün bir şekilde mümkün olunca minimuma indirmeye yardımcı olabiliyoruz. Tiroidlerle ilgili sıkıntı olabiliyor. Yani şu an İlla Türkiye'de şey vardır, evet yani tiroidle ilgili Hashimoto hastalığı çok şeyde olan top yani görünen şeylerden bir tanesi. Aciliyette dahil olarak neyimiz var ona bir baktıktan sonra beslenme işiniz çok kolay. Önce problemin ne olduğunu bulmak lazım. Problemin ne olduğunu bilmeden üzerine gitmek geliyor mesela danışanımız dün. Vallahi diyor Pelin Hanım ben bir şey yemiyorum. Benim yediğim şu yese su ise bazısının metabolizması çok yavaş çalışıyor. Çalışıyor yani doğuştan böyle. O zaman mutlaka bir hekimden bu konuda destek almanızı şiddetle öneriyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Pelin Balı'ya beslenme ve güzellik uzmanı. Şey vardı ama evet maalesef saatimiz oldu. Pelin Balı'ya bir kocaman alkış alalım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Pelin Hanım'ı yollarken bakın az sonra kim geliyor. TV 360 ekranlarında Elazığ rüzgarları esecek, türküler söylenecek, Elazığ mutfağının özgün lezzetleri her şey dahil mutfağında pişecek. Türk halk müziğinin güçlü ismi türkü, kadife sesi ve Elazığ gününe özel şarkılarıyla şimdi her şey dahilde. Söylenmez kadın olam, söylenmez gölen olam, söylenmez kurban olam, söylenmez ya. Evet, sağlıktan konuştuk.
konuştuk, eğlendik. Artık sırada müzik var. Ve Türk halk müziğinin en güzel bayan seslerinden biri geliyor. Kocaman alkışlarla Türkü geliyor! Senden evvel vadem yeterse başucuma garip diye yaz hem yıllar boyu çekme benim ahımı mezarımı bir hücraya gaz hem dost beni yar beni çekme benim ahımı mezarımı bir hücraya gaz hep dost beni yar beni beni yar beni bir tek sen gel her bayramdan bayrama ihmal etmeyimi neyle sözsemi dost beni yar beni kuşunu ört yüzüme besemi dost beni yar beni bir kefen giydirin inceden ince yar kuşunu ört yüzüme besemi dost beni yar beni ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederim siz. Bunu bırakayım mı? Hemen. Ben de kalsın. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Aynı. Yani türkü söylemeye devam. Bu en son bize geldiğin albüm değil mi? Tabii tabii. Onun bir şey çıkmadı. Yok. Orada bir tane çok güzel türkü vardı. Onu niye okumadın? Hangisi? Klip çektiğin. Hayat Vefasız. Evet. Okuruz. Yani onu da okuruz. O var mı sırada? Yok, yani listeyi almadık onu. Ha, alalım ya. Hayat, hatırlıyor musun? Hayat Vefası diye çok güzel bir şey. Olur, nasıl? Alırız onu. Olur, olur. İlerleyen nasıl? Dakikalarda onu bugün da alabiliriz. Bugün dedim hani böyle daha albümde iki tane fantezi eser var. Gerisi hepsi türkü. Hemen arkadaşlar hani bugün dedim. Olur, olur, nasıl? Nasıl dilerseniz tabii ki. Çok güzel bir türkü. Eyvallah. Mutlaka izinleyin. Teşekkürler. Eyvallah. Bu türkü izinleyin. Hadi alkışlarla o zaman dinleyelim. Thank you.
bu dünyanın esine geldim. Günler boyun bükmüş, seven vefasız. Ben de bu dünyanın nesine geldim. Günler boyun bükmüş, seven vefasız. Yüzüne baktım, gönül verdim. Beni taşa çalan yürek vefasız. Yüzüne baktım, gönül verdim. Beni taşa çalan yürek vefasız. Beni taşa çalan yürek vefasız. Bir hayat köprüsü çevresi çakmış. Her yerde acılar yaşayan bıkmış. Yüreğime her gün bir kurşun sıkmış. Yalan yalan dünyaya. Bir hayat köprüsü çevresi çakmış. Sararlar, şan şöhret varsa bir bir yok olurlar. Dağların karsa etrafın sararlar. Şan şöhret varsa bir bir yok olurlar. Dağların karsa sırtından vururlar. Ayağım kaysa yaşarken anladım. Hayat vefasız. Sırtından vururlar. Ayağım kaysa yaşarken anladım. Hayat vefasız. Beni taşa çalan yürek vefasız. Bir hayat köprüsü cevizi çakmış. Her yerde acılar yaşayan bıkmış. Yüreğime her gün bir kurşun sıkmış. Of, şimdi bir nefes alabilirsin. Bir şey soracağım. Gerçek isminiz Türkiye.
Sonradan aldım ama yani bütün resmi evraklarımda, kimliğimde, her yerde. Ha, diyecektim kim koydu isminizi yani. Güler Duman. Hani. Öyle mi? Tabii Güler, Güler Hoca koydu. Aa, tabii. Ne kadar güzel. Yıllar evvel de ilk yıllarımda Almanya'ya konsere gitmiştik depremzedeler yararına. Hoca ile beraber işte oturduk, sohbet ediyoruz, evde meşk ediyoruz. O zaman da eski tarihte bir albüm çıkarmıştım eski ismimle. Dedim ki hani öyle anılmak istemiyorum çünkü benim çok dışımda bir repertuardı. Boş ver. Ama niye? Ya ben benim ismi, de vardı öyle mesela. Serkan biliyorum ama ben şey yani insanların ismi, senin güzel ismin ama insanların ismiyle doğru orantılı yaşadığına inanan biriyim ben. O yüzden istemediniz. Ay çok merak ettim, çatlayacağım. Allah aşkına söyle. Ya Özlem de diğer ismi. Ne var canım? Ama yani şimdi şöyle bir şey. Dedim ya ben isimle doğru orantılı yaşandığına inanırım. Şimdi biliyorsunuz hani benim, bilmiyorum da biliyorsunuz da duymuşsunuzdur. Ayşen sen bilirsin. Şimdi küçük yaşta babaya özlem duydum. Babamı kaybettim. Sonra işte hiç kardeşim olmadı. Kardeşe özlem duydum. Sonra annemi kaybettim. Anneye özlem duydum. Ya bu özlem ismi hep benim üzerimde böyle dolandı durdu. Yani özlemle yaşadım ben hep böyle sevdiklerimi. O yüzden hani o mevzuyu öyle kapattık. Anladım. Hmm. Ben türkülere aşığım. Aynen öyle. İsim de türkü çok güzel olmuş. Ya taşıyabilmek çok önemli. Yani bazen böyle acaba mı diyorum yani hani mahcup mu oldum, doğru mu yaptım? Çünkü çok önemli bir çok misyon güzel biliyorsun. Bir isim bence, Güler Hocam sağ olsun ya. Güler Duman dedi ki bunu sen öpüyoruz. Türkü Güler olsun abacığım, dedi adım. Öpüyoruz seni. Selamlarım. Defalarca konuk ettik Güler ablayı. Evet. Çok hoş sohbetti. Çok. Evet. Muhteşem bir müzik. Bir de ben yani çocukluğumdan beri ona gelecektim ben. Zaten nasıl burada başladınız, kimleri severdiniz? Çocukluğumdan beri yani benim için çok ayrı bir dünyadır Güler Duman. Hani sadece şey değil, türkü söylemesiyle değil, yaşam biçimiyle de işte insanlara olan sevgisiyle, sevgisini ifade edişiyle, duruşuyla. Yani ben onu türkü aşkı sebebiyle tanıdım. Ama beraberinde onu tanıdıkça daha çok sevdim. İnsanlığına da evet, ayrıca. Evet, çok, çok gerçekten evet. Çok önemli ama bu halk müziğine gönül vermiş ustaların, hani tabiri caizse mihenk taşlarının hepsinde geçerli olan bir durum. Mesela Belk Sablı'yı da çok severim, Belk Sakkale'yi de. Önemli öğretileri vardır buna. Sadece türkü onu söylemek değil. Onu soracaktım. Tam ustalarımızdan destek aldınız mı? Kimlerle çalışmak istediniz? Ya şimdi Güler Hoca benim için dediğim gibi çok kıymetli. Biz ilk telefonda tanıştık onunla. O zaman ben henüz daha bir albüm hazırlığı içerisindeydim. Ona olan sevgimi anlattım, dedi ki ne yapabilirim senin için, hani albüm yapamam, hiç öyle bir şey beklemiyorum dedim. Hani öyle bir vaktim yok, o zaman okulu vardı, öyle bir vaktim yok dedi kızım. Dedim ki hocam hiç öyle bir beklentim yok, ben sadece seni çok seviyorum, seni çok sevdiğim için hani seni tanımak istedim, sesini duymak istedim. Bütün derdim bu, zaten ondan sonra da hep bir beraber vesairemiz oldu, vakit geçirdik. Çok güzel. Ve şey önemli mesela, sözünüzü kestim ama. Güzel. Önemli öğretiler vardır dedim. Yani böyle ders vermek gibi değil ama sizlerin hayatında da çok önemli canım, olduğunu bu düşünüyorum. Bu hayat dersi bu hepimizin farklı alanlarda başına gelen bir şey. Kesinlikle yani. Hayatımın iki önemli öğretisinden biri Cengiz Kurdoğlu tarafından. O farkında değil ama onu verdiğinin. Biri de Belki Sablı tarafından. Nedir? Mesela Cengiz abi şirkette. Sen onun firmasındaydın. Tabii tabii onun evet. Firmasındaydım. İşte Cengiz abi işte odasında otururken firmada dışarıdan. Yani hani titri ne olursa olsun, vazifesi ne olursa olsun, en küçükten en büyüğe, yaş da fark etmiyor. Odaya kim girerse ayağa kalkar, ceketini iklerdi, hoş geldiniz derdi. Ha, öyle bir. Hani bu dolu başak eğilir derler yani, boş başak savrulur rüzgarda ama dolu başak eğilir, öyle bir şey. İkincisi de Belkıs ablayı yemeğe davet etmişlerdi. Şimdi yılların Belkıs Akkalesi ve yani çocukluğumuz biliyorsun hani evet. Hepimiz yani taparcasında dinlerdik. Belkıs abla masayı hazırlıyor işte çatal bu şey. Abla diyorum ben müsaade et bir şey de ben yapayım. Hayır dedi. Neyse artık çay servisine gelsin. Abla kurban olayım bırak çayı da ben getireyim dedim. Hayır dedi. Belkıs Hakkı'yla bu evin kapısından içeri girene kadar. Bu evin kapısından içeri girdin mi Belkıs ablam ve sen de onun misafirinsin tabii. Dedi. Ve ben misafirime hizmet edeyim dedi. Bunlar çok önemli öyle yaşayan demiş. İnsanlar evet. Var. Evinde öyle yaşayan böyle insanlar evet, var. Evet, evet. Böyle olmalı yani. Hayır hayır. Doğru. Evinde ha, öteki tabii, türlü yaşayan tabii ki, insanlar var. Ben gördüm, ben şahit oldum, biliyorum yani. Bu arada Cengiz abiden bahsetmişken Cengiz abiyi gördüm. Geçen hafta Cumhurbaşkanımızın iftarında. Şöyle bak bir zayıflamış. Ya, mide ameliyatı oldu Cengiz abi. Cengiz Kurdoğlu. Midesini o da aldırdı. Ama daha ilk yani yok. Daha ameliyat olalı bir hafta olmuş. 18 kilo gitmiş. Hadi ya. Tabii bak, tabii çok bir zayıflamış Cengiz abi. O Cengiz abi değil ki daha çok verecek yani. Evet. İnşallah. Çok sağlıkla. İyi olmuş ama. Sağlıkla. Sağlıkla tabii. Tabii.
Peki müzik dünyasındaki dostlukları nasıl buluyorsunuz? Yani tabii ki destek aldığınız mesela, sanatçıları söylüyorsunuz. Tam üstüne geldi bu. Müzik dünyasında. Senin şu anda dostluğun var mı? Görüşebildiğin. Hala görüştüğünüz, ne destek bileyim, aldığınız. Ya bir şey söyleyeyim, ne verirsen onu alırsın. Ama her zaman öyle olmaz. Öyle. Yani Allah Allah. Ne verirsen ben en azından böyle yaşıyorum. Hani ben ne kadar... Aldınız mı yani, onu söylüyorum. Ne kadar verdiyseniz o kadar aldınız mı? İyi mi aldınız, kötü mü aldınız, kötü mü, iyi verip kötü mü aldınız? Yani iyisi bir de ima sezdim ama yanlış mı? Ufaktan bir ima vardı, evet ufaktan. Yani iyisi de oldu, kötüsü de oldu tabii ama olsun. O yüzden dedim, ne verirseniz onu alırsınız da her zaman inanmıyorum diye. Siz yani, iyilik yapmış olabilirsiniz, iyi gözle bakmış olabilirsiniz ama her zaman aynı şekilde karşı taraftan maalesef, gelmeyebilir. Maalesef. Tabii yani yansımadığı da oluyor. Yani ne kadar iyi niyetli olursanız olun ama ben yine de şeyi savunuyorum. Yani ben iyi olayım da yani karşımdaki... Ha, şey de değilim yani. Tabii hani yani aman Pollyanna da değilim elbette. Muhakkak ki üzüldüğüm noktalarda benim de sesim çıkıyordur ama yine de şey değil yani, kin tutmuyorum en azından. Güzel bir şey o da. Yani. Peki en çok sevdiğiniz türkü veya sizin duygularınızı hitap eden ya da duygularınızı en iyi ifade ettiğini düşündüğünüz çok türkü? Çok zor bir soru. Yani. Ay, hangi sanatçıya sorsam? Böyle bir soru yok. Ben her seferinde bunu çok merak ediyorum. Şimdi ben sanatçı olsam en çok hangi şarkı söylemek isterdim falan diye. Kime sorsam herkes aynı şeyi söylüyor. Çok zor bir çok soru. Zor çünkü bir soru. Herhalde çok var değil mi? Çok. Onlardan aslında biri olabilir belki mesela. Belki seni son zamanlarda en çok etkileyen türkü sizin veya şarkı olabilir. Başka bir sanatçı çok aynı zamanda bir de Sezen Aksu hayranısın. Çok. Evet. O Sezen Aksu'nun hangi şarkısı doymadım. Çok. Onu biraz dinlesek mi acaba? Şöyle bir canlı bize bir sanatçı şarkı mı? Ne diyelim? Do yapalım. Do. Ama serbest girelim olur mu? Hani tamam. Malumunuz. Vurgun yemiş misali gönlüm tutuldu aşka. Bizim türküyle çok geçmişti. Onun ilk ya ikinci albümde Kece vardı. Ha, ikinci albüm. Evet. İkinci albümde sonra da ben okudum o Kece'yi. Kece mi? Evet, Kece. Çok güzel bir türkü Kece. Var. Kece şey demek. Ne demek? Kürtçe'de şey demek. Hani sarışın, küçük, çilli, beyaz tenli ufak kız çocuğu. Eşkıya'da da vardı ya. Şener Şen'de Eşkıya'da vardı ya. Kece'ye aşık. Ha, doğru. O da güzel bir eser. Bir bireye versene bire. Ne güzel misin Kece? Bitmez kuşlar. Hasretim dinmez, ayrılık evvelinden yıldım Kece. Oy can Kece, oy can Kece, ayrılık ölümden beter Kece. Hasretin elinden yandım Kece. Oy can Kece, oy can Kece, ayrılık önümden
eller anlamaz, sen gibi saramaz, düşenin dostu olmazmış gece. Gurbet eldeyim, açar haldeyim, üşürüm. Evet, ama önce bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra Elazığ'a gidelim. Tamam. Hadi.
derbeder yüreğime. Öyle ayrıl benden yaralı, bir hançer vur derbeder. Neresi nasıl sen? Merkez. Merkez. Aha, en son ne zaman gittin? Bak en şey, son dedi bak. Rahmetli babaannem şey, Allah cümlemizin ölmüşlerine rahmet eylesin. Onu kaybettim işte yakın bir dönemde. Şimdi babaanneme sordular, dediler ki tipik Elazığlı Çağla'cığım ve yöre, yani yöre şivesiyle konuşan bir kadındı. O zaman üniversiteden şey, hocam Mustafa Yarıcı Elazığlı dedi ki ana dedi. Elaziz'in neresinde oturuyorsun? Elaziz'in neresindesin? Bakkal babaşı bilir misin Kadalan? Bakkal babaşın orada oturuyorsun. Bakkal babaşı. Allah rahmet eylesin. Ben Allah de öyle. Bakkal babaşın orada. Yani devlet hastanesinin hemen yanında. Ben şık sokağın şen sahibi. Tamam, en son ne zaman gittin? İşte bir herhalde yani birkaç ay önce. Özlemişsindir. Ben hep gidiyorum ama Alişan. Özlemişsindir. Çok. Helal olsun, helal çok. Olsun. Burnumda titiyor ya yani. Özlemişsindir. Bütün artık Elazığlılar da ekran başına gelsin. Çünkü onlara bir Elazığ havası, bir Elazığ atmosferi yaratmaya çalışacağız. Allah Allah. Önce folklor ekibimiz. Önce folklor ekibi gelsin bence. Haydi alkışlarla geliyorlar. Haydi bakalım. Aldırız abi.
Hoş geldiniz. Hepsinin mumu. Tamam işte vantilatör var. O sırada sen de biliyorsun. Bir tane mum şey kaldı sadece. Kim konuşmak ister aranızda? Evet. Verelim sana ismi. Elif. Elif. Bize tanıt önce hangi dernek bu ve... İstanbul Fındık Sade Elazığlılar Derneği'nden geliyoruz biz. Yaklaşık 1963 yılından beri bu dernek var. Ben de yaklaşık 10 yıldır derneğin içindeyim. Maşallah. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Peki bu oynadığınız folklor... Hani düğünde mi oynanan bir şey, ne bileyim karşılamada şimdi oynanan bir şey mi? Çayda çıra gibi sanki. Çayda çıra oyunu olarak geçiyor. Evet. Geleneksel olarak yıllardır oynanıyor. Genellikle düğünlerde işte gösterilerde. Kız ver elini titreye titreye dur ben tutayım. Çayda çıranın artık festivali de yapılıyor biliyorsunuz. Tabii canım var. Çayda çıra festivali de var. Kıyamam, heyecanlı mısın? Evet. Gerçekten. Evet. Hepiniz Elazığlısınız. Evet. Hepiniz kakkosunuz. Evet. Güzel. Bir de Elazığ'da halay da çekmezler mi ama halay? Çekerler, dik halaylarımız var canım. Birazdan çekerler herhalde. Ben de bir dik halay çekeyim. Var mı bir halay yapalım mı? Kakkoş, kakkoşe. Halay var mı? Hazır. Verin şunları. Bunları alalım. Bunları alıyoruz değil mi? Bir de şöyle bir dik halay alalım ya. Ondan sonra yemeklere geleceğiz. Tamam. Şunları şuraya koyalım. Thank you.
yapmayan galiba bu folklorun. Çünkü arkada böyle davul zurna yıkılırken bunlar nasıl cool böyle değil mi? Böyle o ruhtan geliyor çaldı. Şey efendim? Ruhtan değil geliyor. Değil mi? Yani yaş kaç? Kafan yerinde duruyor. Hani şimdi halay deyince Allah Allah bekliyorsun ama bunlar bak, böyle... Ne kadar ülkemiz o kadar böyle zengin bir folklorik, zengin bir şey ülkede yaşıyoruz ki 81 ilimiz var ve 81'inde de ayrı folklor, evet, ayrı şeyler evet, var. Ve en güzeli de ne biliyor musunuz? Bugün Elazığ ne derneğiydi? Fındıkzade. Fındıkzade Elazığlılar Derneği'ni mesela ağırlıyoruz. Geçen haftalarda da başka illerin derneklerini ağırladık. Evet. Çok güzel bir şey bu dernekçilik. Hakikaten çok illerin... Evet, evet. Büyük şehirlerde böyle dernek kurmaları ve 20 yaşında gençler, 19, yani 18, 20 yaşında. Bir dikkat edersen 10 yıldır devam ediyorum dedi. Geleneklerini, göreneklerini, çok adetlerini, önemli. Folklorlerini, her şeylerini öğrenmeleri çok güzel bir şey. O yüzden bütün dernekleri hakikaten. Bu arada bir şey soracağım. Muhakkak siz de söyleyeceksiniz, anacaksınızdır ama hani Yakup Başkan'ı ve konuşacağız. Mehmet Başkan'ı ben tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmadılar bizi bugün de. Muhteşemler. İyi ki varsınız. İyi ki bizim asimile olmamıza engelsiniz. Tabii canım. Ya mutlaka ki hepimiz bir yerlerden geldik İstanbul'a. Ankara, İzmir'e ama. Önemli olan nereden geldiğimizi unutmadık. Ve nereden geldiysek onun adetlerini, geleneğin, göreneğini devam ettirmek. Unutmadan devam ettirmek. Peki senin annen nerede? Annem hemen burada. İşte Selen Bayrak bizlerle beraber. Orada. Kenarını birazdan bir oyun daha alırız. Yaptı. Şimdi, ya şu numara çekti halaylarını. Şimdi geldik annesine. Nasılsın? İki saattir folklor çekmeye çalışıyorum. İyiyiz vallahi. Neler yapacağız bugün? Sırın, içli köfte, harput köfte, ayranlı tereyağlı çorba, şerbetli taş ekmeği tatlısı. Evet, çok güzel. Sırın nedir? Bir tek onu bilmiyorum. Sırın? Sırın. Sırın işte, sırın. Yufka ekmeğinden yapılan çok sadece tuz ve su içinde olan bir hamur meydana gelir. O hamur ince yufka şeklinde açılır. Açılır. Ve pişirilir. O sıcakken burbu şeklinde sarılır. Yapacak mıyız onu dürüm şimdi? Şeklinde. Yapacağız. Onu lokma keseceğiz, tabaklara dizeceğiz. Oh. Üstüne sarımsaklı yoğurt, üstüne has tereyağı. Ana. Allah. O bizim Elazığ vazgeçilmez yemeğiydi. Elazığ vazgeçilmesi beni şu an bitirdi. Evet. Vallahi beni bitirdi. Peki hangisiyle başlayalım? Önce bir içli köftemizi başlayalım. Önce bir içli köfteyle başlayalım. Evet. Hadi bakalım. Sulu köfte de diyoruz biz ona Elazığ'da tabii. Bu içli köfte. Pardon, özür dilerim. İçli köfte böyle bildiğimiz sulu olacak. Bildiğimiz içli köfte gibi mi? Elazığ'ın içli köftesi ayrı. Elazığ'ın birkaç çeşidi var. Bunu haşlamada yapabilirsin, kızartmada yapabilirsin. Biz haşlayacağız herhalde. Biz haşlamasını yapacağız. Tamam. Hadi başlayalım. Analı kızlı da olabiliyor. Ona da çorba şeklinde. Evet, evet. Onu da sulu olarak büyüğü ve küçüğü yan yana. Çok amaçlı kullanabiliyoruz yani. Evet. Ama galiba bu içli köftenin dışı biraz daha farklı olacak değil mi? Bu farklı. İçli köfte biraz farklı olacak. Yani en azından has olarak olacak bu. Normal içli köftesi. Hadi bakalım. Şimdi önce iki kaşık sıvı yağımızı koyuyoruz. Dök. Oh dök. O iki kaşıktan biraz fazla oldu mu? Evet. Biraz çünkü içi yağlı olması lazım. Öyle mi? Neden? Lezzeti oradan mı yani? Bu en azı has olan bunun asıl özelliği yağlı olması. Şurayı yakayım isterseniz daha fazla da çabuk olabilir. Yakmadın mıydı onu? Yok yakalı da öbürü küçük olduğu için çabuk olmaz. Tamam. Kırmızı soğan kullanıyoruz. Evet kırmızı soğan sulanmaması için kullanıyoruz. Hı-hı. Şurayı mı kullanıyoruz? Evet orayı kullanalım. İlk önce soğanımızı attık. Evet. O biraz kavrulduktan sonra. Biraz mı kavuracağız? Öldürecek miyiz? Saralacak mıyız? Nasıl yapacağız? Bunu biraz ölecek. Ölecek. Çok da kızartmayacağız. Hafiften rengi değişene kadar kavuracağız. Sizin yemekleriniz nasıl? Gözler parlıyor bakarken. Ya ben yani memleketime gerçekten düşkünüm. Ama yemekleri? Yemekle aram yoktur ama memleketimin yemekleri hele sulu köfte yani. Dayanamam. Şu peynirli ekmek. Elazığ'da bir de var mıdır? Bu peynirli ekmek. Peynirli ekmek. Ben peynirli ekmekle bir muhabbet etmek istiyorum. Ali Sen'in böyle genel şeylerle, besinlerle Ramazan döneminde muhabbetler oluyor. Buyurun dinleyelim. Ali Sen kesin özlemiştir. Sevgili pide. Yap müziği mi yap? Pide müziği mi yap? Pide müziği. Duymuyorum. Acıklı bir müzik olsun. Tamam kalmadı. Ben dönerle kimle konuştum ondan sonra? Dönerle bir de şeyle, pide içine yumurta kırmıştı ya. Onunla konuşmuştum. Biliyorsun Ramazan. Ama sen bu bir ya peynirli ekmekle konuştuktan sonra gibi herkesle diyaloğunu keseceksin. Evet. Biliyorsun Ramazan. Ve biliyorsun bunun rengi döndükten sonra. Konuştuyuz. Senin şu an burada olmaman lazım. 9'da çeyrek kala önümde olman lazım. Yanlış zamanda yanlış yerdesin. Seni çok yemek isterdim ama maalesef yiyemeyeceğim. Kendine iyi bak. Elveda.
Fide ağladı, elimi akıttı. Onu yemediğim için ağladı. Fidenin yağına ağladı dedi ya. Fide ağladı. Öyle bir şey yok. Peki soğanlarımızı öldürmek üzereyiz. Öldürdük soğanlarımızı. Soğanlarımızı öldürdük. İçine sonra ne yapıyoruz katıyoruz. Selim Hanımcığım? Kıymayı da. Kıymayı o hiç yağsız bir kıyma galiba. Aslında az yağlı. Az yağlı bir kıyma. Evet. Kıymayı koyuyoruz. Kıymayı koyuyoruz. Ve kıymayı da biraz soğanla özleştiriyoruz. Bunu bence Gizem'e versen abla. Biz yok zaten hamurunu mu? Şey evet. Zaten bu önceden ben hazırladım, o yüzden çok uzun sürmeyecek. Bunu hemen koyalım. Olmuşum çıkaralım. Allah Allah, hamurunu mu hazırladın? Yok, hamurunu değil, içini hazırladım. Tamam, işte hamurunu diyorum hazırlayalım. İşte hamurunu hemen yaparız diyorum ben. Şimdi bunu i̇şte hazırlayıp ben diyorum. Soğutmaya başlayalım. Anlaşamadık bugün. Hayır, ben diyorum ki o kavrulurken biz hamurunu yapalım diyorum. Ha tamam peki. Onu dedim ben. Daha fazla onları zorlamayacağım. Ben kendim... Diyor ki Gizem sen onu karıştır anladım, diyor. Anladım anladım. Siz onu karıştırın, ben hamurunu hazırlayayım. Ben anlat Allah'ım. İşte işte. Çok sıcak. Dörtlü arasında bir iplerde bir şey kopukluk var. Sıcak. Bir elektrik kesintisi tabii, tabii. Var. Çok sıcak bugün, o yüzden. Çok sıcak. Bugün hakikaten çok sıcak. Gerçekten. Onları kavururken bir yandan da baharatlarını içine attırabiliriz. Tabii ki. Atalım, ben geleyim yanına seni. Attıralım. Bunlardan mı koyuyorum? Evet. Tamam. Attıralım. Önce salçayı soğuk katalım. Önce salçayı katalım. Evet. Tamam. Soğuk. Ben de şu hamurunu burada hazırlayayım. Evet, hamurunu bir hazırlayalım. O şey önemli. Evet. Şunun kıvamı çok önemli. Dağılmaması için. Buna salça koymuyoruz. Tamam. Azıcık kırmızı biber rengi... Salça erisin işte. Dedim, ondan sonra koyayım dedim, öyle mi? Sus. Bir tatlı kaşığı kırmızı biber. Evet. Bu Elazığ'a has karışık bir baharatımız var. Ne var içinde? Bunun içinde her türlü baharat var. Şimdi sayarsam zaman yetmeyecek. O kadar. Evet, ama kokusu çok özeldir. Ne bulduysam koydum baharatı. Bakayım. Bu özel böyle şey satılıyor. Ay. Bunun çok mükemmel bir tat veriyor. Bundan da fazla koymuyoruz. 1,5 kaşık yeterli gelir. Elazığ ben yavaş yavaş dökeyim mi baharatlarını? Senemciğim, yavaş yavaş dökeyim mi baharatlarını? Evet, onları sırayla tereyağı da aktarabiliriz içine. Tereyağı da aktar. O ne abla? Bu reyhan. Reyhan. Aa. Bu içli çiğ köfteden, içli köfteden vazgeçilmez. Bunun hepsini aktarayım mı? Koku. Aktar. Evet. Allah aşkına. Zaten ya köy tereyağı bir şey olmaz, koy ya. Ama yağ da koy. Köy tereyağı, koy tereyağı. Ama zaten ya. İçli köfte çünkü yağlı. Bizim tereyağısız hiçbir yemek olmaz. Allah ne yapmasın. Yemeklere lezzet doğru. Veren köy tereyağı. Köy tereyağından hiçbir şey olmaz, koy 5 kilo koy. Yağ da koyduk ya öncesinde. Evet. Olsun ya. Yağlı olması zaten özelliği ya çağlı. Oldu yağlı. Bunları dağılmaması için bir miktar yağsız kıyma katıyoruz. Aa bir dakika, ilk defa gördüm bunu bak. Bunları haşlarken dağılmaması için biraz bak, içli köfte şeyini gördün mü, kıyma koydum. Aa enteresan. İşte o yüzden de nane koyuyoruz. İçli köftenin hamurunun renklenmesi için. Harika. Öf, burada acayip şeyler oluyor. Ve daha doğrusu iyicene tutması için bir miktar da un katıyoruz. Allah aşkına ben yoğurayım, çok severim yoğurmayı. Şurada eldivan var, vereyim ben. Dur, abla biraz yoğursun. Oyun, sonra istiyorsan başlasın. Ya bunu ben kıvamını sen biraz abla şey yap. Sen biliyor musun içli köfte? Ya, yapıyor musunuz yemeği? Yok, nerede bende o yetenek. İçli köfte yapamam ya, o çok meziyet ister çalışan. Bizim iftarlarda, misafirlerimizde uğraşsam en ağır da. Yemek yani. İçli köfte, sırın, harput köfte. Bunlar kesinlikle vazgeçilmez yemeklerimiz. Bir gülesin var sanki bak. Bir gülesin var senin, değil mi? Yok, niye güleceğim ki? Ne bileyim, dudağımın kendini böyle bir gülüyor. Çok tatlı maşallah. Çok pardon, şu şular. Sen normalde aşçı mısın abla yoksa? Hani ben ev hanımı olarak. Ev hanımıyım. Sen kimden öğrendin bunları? Büyüklerim. Ben annemden öğrendim. Asıl bunların en güzeli kavurmalen yapılması. Nasıl? Benim bir şey annem kavurmalen yapıyor. Bizim memleketin hanımları. Her biri ayrı aşçı zaten. Evet, ya sen yani. Hariç. Ben hariç. Ben 12 yaşından beri annemden öğrendim. Yemekleri yapmaya çalışıyorum. Harika. Ya evime yapıyorum. Öyle herhangi bir yerde çalışarak yapmadım. Kaç çocuk var? 3. Erkek mi hepsi? 2 erkek. Bir tanesi erkek. Burada değil mi? Evet evet burada. En küçüğüm burada, Folklor'da. Ay ne güzel. Kızım evli. Kızınız evli kaç yaşında? 27 yaşına geldi. Senin güzel yemek yapıyor mu o da? Benden daha hamarat. Allah aşkına. Maşallah. Ne güzel. Sen de öğrendin tabii. Boynuz kulağı geçer derler ya. O misal. Bu içli köfte bak, kıymalı mıymalı değişik bir şey olacak. Evet, bunun dışı da değişik, içi evet. De bir değişik. Bunun biraz dağılıyor gibi. Azıcık daha un katabiliriz. Tamam. Güzel tutması için. Tamam. Ver onu da ben yoğurayım.
Şimdi onu soğutmaya dolaba attık. İçi soğumadan koyarsak güzel. He, soğuması lazım. Evet, harcın. Onun soğuması lazım. Ve zaman yetmediği için burada soğumuş hazırımız var. Bu da sıcak ama bunun sıcak olmasında bir sakınca yok herhalde. Bir sakıncası yok onun. Şunun soğuk olması çok önemli. Bir deneyebiliriz. Deneyelim. Bir dakika, şurada bir un kaldı. Ben onu bir sen yapana kadar. Biz de biraz soğuk su verebiliriz. Tabii ki. İşte en önemli yeri burası. Evet. En önemli yeri bunlara buyurun şekil vermek. Ve ince ince açması çok önemlidir. Bak. Ben de yaparım olmuş da vaktim yok. Ya Allah aşkına bir tane yapsana. Yok. Bir tane denesene. Bana kaşık rica edersin. Tabii ki. İnce yaptı ya, göremedim ya. Nasıl yaptın. Yapıyorum ama ben bir o kadar. Bir daha yaparım. Bakarsın Çağla. Buyurun. Abla nasıl ince yaptın? Şu büyük mü? Evet, biraz daha. Yap bakayım, sen yap bakayım. Yaparım da suya bandır, suya bandır. Şeyi anlamadım. Tam bu parmak daldırıp mı açtın? Nasıl açtı onu? Parmak soktu. Parmak mı soktu? Tamam, onu görmedim. Şu şekil yaparsanız tam eşit olarak kapanır. Çok güzel. Bayağı hızlı yaptın. Vallahi çok ne güzel. Ne yapayalım? Bu son bir tane daha yaparsam ben bir göreyim. Bak bir tane daha yapalım, görsünler. Tamam, peki. Top haline getirdin. Evet. Tamam. Bak şimdi iyi bak. Şöyle bak sıkıyorsun. Hı. Parmağını ıslatıyorsun. Ve bunu açması için şöyle koy. İşaret parmağını ortasına batırıyorsun. Evet. Ve arkadan destek veriyorsun. Tabii ki. Şu şekil döndürerek açıyorsun. Aa, güzel bir delik açıldı, bir şey oldu. Ama şu arkasında sürekli parmağını kapatıyorsun ki yırtılmaması için. İncecik oldu dedi. Evet, çok ince olması lazım bunun. Özelliği o. Ay bu şu ablanın açtığına bak. Zor ya. Dur bir dakika. Sonra kapatırken de şu şekil büzüyorsun. Hı hı. Kapatıyorsun. Açılmakta, olmakta, oluyor. Parçalanma Allah'ını yaparsınız seversen. Yaparsınız Çağla Hanım, başarırsınız. Başarırsınız. Yani. Fena yani değil mi? Pardon Çağla Hanım. Bu kadar ince ilk deneyimim gerçekten. İlla beni mutfağa sokacaklar ya. Şimdi eldiven isteyeceğiz. Çıkın oradan. Bir de bunların analık kızını anlatayım. Ver bana şey ver. Bu kadar az mı oldu? Eldiven. İçini dolduracaksın. Hemen hepsini doldur. Evet, o çünkü dışı çok kalın olmaması lazım. Buyurun. Sen ne başlayacaksın Ayşe? Ben içli köfte uzmanıyım. Ya sen el atmalısın bence de. Lütfen. Bakın şimdi. İçli köfte uzmanıyım dedi. Yok yaptım ya, tamam. Eline yaptım. Oldu oldu. Neyi yapmadın? Ablan incecik açıyor. Sen nasıl açtın? Canım her gün sanki ben içli köfte kadın hayatı 1 milyon tane köfte açmıştır. Kaç tane açtım ben? Çık. Benim açtığım buradaki yani. Ben sonuçta saatte 70 tane yapmıştım. Saatte 70 tane yapıyor kadın. Bir de benimkini beğenmiyor. Saatte ne? Saatte 70 tane yaptım. Allah Allah. Valla. Radara yakalan mı? Ya misafirin geldiği zaman çabuk olmam lazımdı. Bak bak benim ellerime bak. Benim ellerime bak. Göremiyor bak, kamera çekemiyor benim. Şöyle baktığın zaman karşıdan ışık görünecek. İnce olması için. O şuradan kadar bakınca diyorsun. Evet. Bunun özelliği ince olması. Ve cevizsiz asla tadı olmaz. Bunların en güzel. Onları haşlayalım. Onları başlayalım. Tamam. Vallahi bravo. Gördünüz değil mi? Bu şekil haşlıyoruz. Alayım ben. Oldu ya. Ne oldu? Ne nasıl oldu? Ha? Böyle ne yavaşça oldu atıyorsunuz ya içine. Patlamaması için. Ay benimki daha olmuştu. Olmuştu. Benimkini tamam görene kadar olmuştu. Al abla, al. Vallahi çok güzel oldu. Vallahi bravo. Ben mi doldurayım vallahi içini? Bravo. İçini doldur abla. Ama ben işte şey hayatım bak burası kalın. Çok kalın. Öyle ya acemi işte üç kafada olabilir ama düzeltir. Ya sen kendi yaptığını yaptın mı? Yaptım işte. Nereye yaptın? Yapacağım bir daha görürsün. Gittin bir daha yuvarladın şey yaptın yapamadın ki. Hayır ama parçalandı şimdi tekrar deneyeceğim ne yapayım? Ver ablacığım ben kapatırım onu. Bunu iftarda götür evde ye. İçim şişti düşün. O çok küçük oldu. Ha bu biraz az mı oldu? Biraz şunu daha alabilir miyiz? Bak 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 bana bak. Bunları olmuş olmamışını anlamamız için suyun üstüne çıkınca olmuş olarak ha kabul ediyoruz. Çünkü suyun üstüne çıkmadığı sürece pişmemiştir. Ha, şey mantı gibi. Ve bunları mi haşladıktan sonra da kızartabilirsiniz. O isteğe bunun göre servis edilir. Şeyi, ve genelde haşlanmış olanı daha tercih ederiz. Daha sonra bunun dış hamuru zor. Sağlıklı normal içli köfte evet, gibi kolay sağlıklı değil. Biz burada bir kere daha içli köfte yaptık hatırlıyor musun Alişan? Bak bunun dışı o kadar yumuşak ki anında parçalanıyor yani. Kaç dakika haşlanıyor? İşte yukarıya çıktığında yukarı olmuş kadar oluyor. Dakikası suyun üstüne çıkana kadar. Suyun üstüne çıkana kadar. Suyun üstüne çıktı mı olmuş. Ben duymamışlardır diye sordum ben. Hani. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi sırada ne var? Bak.
Böyle bir güzellik var mı? Bak ne güzel kapattın. Eline sağlık. İçinde şimdi, kıyma olduğu anlaşılmıyor mu? Evet. İsterseniz ben onlara devam edeyim. Başka bir tarife geçelim mi? Tamam, buna hayır, buna devam edeceğiz. Peki tamam. Bütün komple bütün program işini temizleriz. Bunları mı yapalım? Devam mı edelim? Yok, başka bir şey yapalım artık. Tamam. İnandık. Ben kendimkini de koyayım da suya. Tamam. Boşa gitmesin. Tamam. Sıkıntı alacağız. Sırada ne var? O şey yapalım, ısırık yapalım. Sırım. Sırın. Yok, sırada şey yapacağız. Harput köfte yapacağız, değil mi? He, tamam. Biz ne yapalım? Biz ne yapıyorduk? Harput biz... köfte. Harput köfte mi? Harput köfte abi yapacağız. Şerbetli taş ekmeği tatlısı yapalım. Şerbetli taş ekmeği evet, yapalım. Tamamdır. Şerbetli taş ekmeği tatlısı. Alişan'ınki biraz büyük mü oldu? Evet. Alişan acıktığı için kendine büyük yapmış. Çık oradan Çağlar. Şerbetli taş ekmeği tatlısı. Çok korkuyorum Alişan bir şey taşıdığı zaman. Şunu alayım ben. Şimdi ben hamur için bir tane kap rica edeyim. Bir tane kap alalım. Gizem Hanım. Tabii ki. Büyük, küçük. Küçük olsun. Sekiz kilo küçük ol. Falan gibi. Küçük derken? Küçük yok, derken. Yani. Evet. Onu buyurun. Bir tane de çırpıcı rica edeyim. Tabii ki. Şerbetli taş ekmeği tatlısı deyince aklıma benim yıl evet. Hafta önce yaptığımız şerbetler geldi. Önce güzel şerbetler yapmıştık. Yumurtaları gerçekten. Kırıyoruz. İki evet. Tane yumurta. Çok yapamamıştık ama çok güzel olmuştu gerçekten. Hele bir şerbet vardı o, hele bir şerbet. Ne, hangisine basın? Hürrem Sultan şerbeti. Konuyu açıyorsun. Hürrem Sultan şerbeti. Hürrem Sultan şerbeti. Ben de menekşe şerbetini çok beğenmiştim, renk olarak da özellikle. Evet, şimdi ilk yumurtayı mı koyduk? Yumurta, iki tane yumurtamızı kırdık. Sonra tamam. İçine 1,5 su bardağı sütü ilave ettik. Ve bir tutam tuz, çok az. Kaşığın ucuyla. İçine unu ilave ediyoruz ve çırpıyoruz. Bunu krep hamuru gibi kıvamını vereceğiz. Ve katı gelirse az bir şey su da ekleyebiliriz. Ben bunu ilk defa duydum. Şerbeti taş ekmeği tatsız Elazığ'ı. Şuradan biraz su alabilir miyim? Tabii ki. Bu da büyük. Soğuk su canım. Alayım. Ben bunu eve götüreyim. Buyurun. Neyi eve götüreyim? Bunu götüreceğim eve yiyeceğim. Pardon. Üstüne biraz sabun döküyorum. Değil mi sabah? Ay evet. Bir arada bana şu an bir tava alalım, yağımızı eritelim şerbetimizi hazırlamak için. Babam onun nerede? İçine krep pişireceğiz. Şerbetimiz hazır. Hazır. Tamam. Hazırladım. Önce bir tatlı. Bildiğimiz krep hamuru yapacağız. İçi sadece cevizli mi? Evet, içi cevizli. Üstünde pekmezden tereyağı. Evet, güzelce çırptık, karıştırdık. Güzelce de çırptık. Bunu yağsız tavada pişireceğiz. Önlü arkalı. Bunları tabağa koyduktan sonra aralarına... Sonra galiba onları cevizle saracağız falan öyle bir şey. Sarmayacağız. Aralarına cevizleri sereceğiz. Ha, onları kat kat koyacağız. Ha. Onlar şerbetini döktükten sonra çarpı şeklinde keseceğiz. Keseceğiz. Çok güzel. Bu basit. Evet. Bildiğimiz krep şeyi. Buraya alayım ben onu. Ben de bir tane kepçe alayım. Tabii ki ben size kepçe vereceğim. Siz isterseniz şöyle bir ne kola oluyor? Doğru koyarsınız. Bir de spatula alayım. Tabii ki. Bunun tatlı şerbetine... Şu yanıyor. Tatlı. Hı, yansın. Seviyorum ama... Yemiyorsun. Yani yememem lazım. Çünkü 15 kiloyu zor verdim. Sen bayağı vermişsin. 15 kilo verdim. O yüzden dikkat ediyorum. Ama tabii memleketin... Bu da kepçe yemeğiz. Bir şey soracağım. Siz evlisiniz. Uzun yıllardır. Hiç bir çocuk düşürmüyor musunuz? Şunların çok yani ince olması lazım. O yüzden... Çok pardon. Biz bir konuşuyorduk. Affedersiniz. Sen yap abla. Önemli sen yap abla. Ya çocuk tabii ki insan ister. Yani evlilik neticede. İnsan ister. Siz istediniz mi diye soruyorum. Böyle yaydık tavamızın için. İstiyorum. Pişmesini bekliyoruz. İstiyorsunuz değil mi? Evet istiyorum da hani. Kısa bir zamandır lütfen ya. Kaç yıl oldu? İnşallah ya. Allah nasip etsin inşallah. 3 yıl oldu canım. Çok bir şey olmadı inşallah. Evet doğru 3 yıldır değil mi? 3 yıl da çok ama sonuçta 3 yıl. Sizi de görelim. Siz de bir evlenin. Ben evlensem 3 yıl sonra görmedim. 3 yıl sonra 6 çocuk. Tabii öyle bir tıp yok. Uçuruşa gideceğim ben. Çok seviyorum inşallah. Uyanmamıştı değil mi? Seviyorum Çağla'cığım çocukları ama yani lazım. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani annelik zor bir şey. Yani zamanı değil diye düşünüyorum. Henüz yani hazır belki değilim ya da ne bileyim hani. Ama istiyorum. Eşiniz? O da çok istiyor. O da çok istiyor. İnşallah Allah nasip ederiz. Onların şekillerini göstereyim. Evet, krep hamurumuz daha önceden yaptığımız. Evet, daha önceden yapıldı. Zamanımız yetmediği evet, için. Parça onları, parça. Evet. Şu şekilde. Onları şimdi tek tek alıyoruz. Kalın şöyle. Ama bayağı abla. Ama kalın mı olacak böyle? Yok, çok ince olması lazım. Hayır, inceleri var. Sen mi yaptın bunu güzel? Ben yaptım. Ama nasıl yani bilmediğim için Elazığ. O yüzden ben bildiğim kadarıyla yaptım. Şimdi bunun arasına cevizlerimizi döküyoruz. Dök, ceviz dök.
Çağla akşam ceviz yemeye gidelim mi? Bunun arasında da şerbet mi? Şerbeti de burada. Bu akşam da ceviz yiyelim aşağıda. Bununla kesinlikle pekmez de olacak. Şeker katmıyoruz. Sağlıklı da bu, güzel yani, evet, değil mi? Oh. Bunları bir tane daha üstüne ekliyoruz. Bu işlem böyle devam edecek. Kaç kat olacak bu? Bu isteğe göre. Kaç tane misafirin var, kaç kişilik yapmak istiyorsan ona göre ayarlıyorsun. Kalınlığını ona göre ayarlıyorsun. Evet. Ceviz, pekmez, ceviz, ve pekmez ve sonra tereyağı. Bu tereyağı içinde eritilmiş. Şerbeti de çok kolay, hemen anlatalım mı? Ben önceden yaptım ama çünkü uzun bir işlem olduğu için. Hı-hı. O yüzden ben önceden yaptım ama çok kolay bir şekilde. Pekmez değil mi bu sadece? Hayır. Bu önce tereyağı eritiyorsun, içine pekmezi koyuyorsun. Sadece bir iki fukurlayacak, kapatacaksın. Çok kaynamayacak. Şey. Evet. Şerbet halinde. Çok kaynamayacak. Onu da soğutuyorsunuz. Soğuttuktan sonra bu işlemi yapıyorsunuz. Aralarına cevizleri koyduktan sonra şerbet yapıyorsunuz. Bayağı doğum günü pastası gibi yaptılar. Bunun içine çikolata koyarsak ne olur? İyi olur. Çok tatlı. O Elazığ'ın yöresine göre olmayacak. Olmaz. Farklı olur. Çağla yöresi olur. Evet. Çok güzel oldu be. Of. Bunları bu şekilde... Abla bu küle yapar mı? Öyle bir şey yok. Bunu al, buzdolabına koy. Onu o şekil. Biraz üstüne buz. Mis gibi oldu. Çok güzel oldu valla. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şerbetli. Taşakli. Elazığ yöresine ait. Evet. Orada Alişan'ın parçalanan içli köftesi. Bu benim parçalanmadı. O benimki değil. O seninki. Seninki daha yok ortada. Burada getirdiğiniz içli köfte kızarmış içli köfte mi peki? Hayır, o da haşlanmış. O da mı haşlanmış? Evet, o da haşlanmış. Bunun rengi niye neden peki daha? Rengini öyle söyleyeyim çünkü içinde kıyma var. Ama bu harput köfte, bu içli köfte. O kızarmış. Yok yok, ben bundan bahsediyorum. Şu kızarmış bu. Bu kızarmamış, bu da haşlanmış. Ama bu kızarmış. Bu biraz dışına baharatı fazla kaçmış. Ha, öyle mi? Evet. Sanki böyle biraz çıtır çıtır gibi. Mesela bunun içinde isot da var, isot da konulur. Kırmızı biber de, pul biber de. Buradaki yemekleri bir sayalım ablacığım. Bu... Nasıl? Şefimiz getirmiş. Onu rica etseniz. Şefimiz çağıralım. Tamam. Nerede şef? Murat Bey. Gel şef. Hoş geldiniz. Murat Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gel şöyle bir yemeklerden bahsedelim şöyle. Bu arada siz diğer yemeği yapmaya başlayabilirsiniz. Ben ayranlı çorbayı yapayım. Tamam. Olur. Ayranlı tereyağlı çorbaya başlayalım. Evet, ayranlı tereyağlı çorba. Bu Elazığ. Tenceremizi alalım. Normal güveçten farkı ne? Ne var içinde? İçerisinde kuzu eti var. Kemikli olabilir, kemiksiz olabilir ama biz şey yapıyoruz, önce kemikli eti alt kısmına bırakıyoruz. Ondan sonra üzerine patlıcan, üzerinde tekrardan kuzu etinden kuşbaşı doğranmış et koyuyorsun. Ondan sonra biberi, domatesi, bol sarımsak. Sonra bir daha et. Bir daha et koyuyorsun. Ondan sonra en son üzerine domates ve tereyağı artı az bir şey biber salçasıyla sos yapıp üzerine döküyor. Ondan sonra taş fırına veriyorsunuz. Bal gibi bir şey çıkıyor herhalde. Evet. Muhteşem. Tamam, hava almayacak. Çok fena. Evet. Nasıl hava? Üstü kapanıyor mu? Yok, bunun güvecin üstü hava almayacak. Şey, buharında pişecek. Kapatırsın ya folyoyla gibi. Mesela yanlarından böyle sıkıştırırdık, hatırla eskiden yapmıştık. Ben de şu anda hava alamıyorum. Sen de evet, bir delikler biraz tıkalı senin bugün. Evet. Bu da bizim soğuk ayran çorbamız. İçerisinde nohut yoğurt vardır. Çorbası da denir mi buna? Evet, yoğurt çorbası. Çünkü benim de babaannem falan Karslı biliyorsunuz, baba tarafı. Bu büyük ihtimalle bu ayranlı tereyağlı çorba dediği, evet, biz de gerçi tereyağı hiç kullanmamız ama hiç koymuyoruz biz tereyağı ama aynı bu içerisinde sebzesi falan her şey aynı. İçerisinde nohut var, yarma var, ondan sonra taze nane var. Mercimek hayır, yok mu? Mercimek yok. Pazı? Yok. O zaman bu bizim çorba değil. Bize göre biz nane koyuyoruz, siz tabii öyle koyuyorsunuz. Evet. Farklı da. Çok bunlar güzel. Da bizim değişmez yine yemeklerimizden. Kofik. Şunun halin olacak. Patlıcan kofik. Dolma. Biber dolma. Biz buna kofik deriz. Kofik değil mi? Kofik. Evet, kofik, kofik deriz. Kofik. Kurutulmuş bibere kofik deriz. Yani kurutulmuş biber patlıcanı kofik deriz. Evet. Bu da kofik dolması işte. Peki bunlar, burada bu nedir? Küçük küçük köfteler. Bunlar harput köfte efendim. Bunu yapacağız zaten uygulamalı orada. Evet. Bunu ben örnek olarak getirelim, böyle gösterir olsun diye. Çok güzel. Harika. Bu da zaten az önce yaptığımız. Evet, bu da haşlanma içli köfte. Bunu isterseniz yağda da kızartabilirsiniz. Bunun şimdi peyniri niye getirdiniz? Onunla bunun arasındaki fark, bunun içerisindeki hamurda biraz da salça vardır. Ha, rengi ortadadır. Rengi ondandır ve içinin şeyi de bu beklediği için rengini böyle kurudu. Evet. Yani. Bu da şimdi beklediği zaman ne olur? Hamuru onun da yavaş yavaş rengi dönmeye başlıyor. Şimdi tulum peyniri. Bu bizim Elazığ'ın tulum peyniri. Her sabah kahvaltıda yiyorsunuz.
Görürüz. Tereyağı, ya turp peyniri, pekmezimiz, buz pekmezimiz. Yanına biraz da bal oldu mu? Bitti. Yeter. Yemin ederim onunla şüphedeyi komple. Onlar bizim meşhur güne değişmez yağlı pidemiz. Evet, yağlı pidemizdir. Elazığ'ın yöreseldir, kendimize ya az. Her biri bir de ustacığım yanılıyorsam lütfen yanılıyorsun deyip. Mesela bu başlı başına karın doyurabilirsin yani. Yani yanında hiçbir şeye ihtiyaç duymadan yağlı ekmekle karın doyurabilirsin yiyorsun yani. Çok iyi bir şey olmaz yani. İyi bir şey olmaz ama bir yesen de bir denesen keşke. Bir de yani tereyağı aldı şimdi. Evet. Her şeyde aşırı bir yağ, ama aşırı yerken bir tereyağı tabii ki çok lezzetli mutlaka. Yerken kesinlikle o ağırlığı hissetmiyorsun. Yani hani o ağırlığı sonra başka yerlerde hissediyorsun. Ya evet biraz. Sen şimdi bizim usta şey yap ya. Şu sirikten yap sirik. Sırın. Sırın. Hala sirik diyor ya. Sırın. Evet, geldik sırınımıza. Haydi bakalım lan. Malzemelerimizden sırın başlayalım. Sırın normalde boş bir lavaştan yapılır. Daha önceden işte hamurunu yaparsın. Hamurunu yapıldıktan sonra ince bir şekilde açılır. Fırına verilir. Fırından sonra ince bir şekilde bir lavaş siz açılır. Böyle kolay bir tahta alabilir miyim? Ama çok meşakkatli bir şeydir o yufkayı hamura açmak. Yani. Tabii, tabii. Gerçekten meşakkatli. Canlı yayında şimdi şey yapmayalım diye. Çok özür dilerim. Tamam. Şunu şöyle çekelim. Hakikaten şöyle yufka da incecik ama. Tabii. Evet, yufka ince olacak. Bıçak alabilir miyim? Bir saniye ben vereyim. Büyük küçük fark eder mi? Fark etmez. Ya da o da olur. Bunun boyu uzun olduğu için kesiyorum. Ha. İki kat yapacağım. Tamam. Boyu fazla uzun olduğu için. Sizde bunun benzeri yemek yok mu sizin yerine? Biraz alaşımız kurulmuş. Sir. Bizde de sir diyorlar. İşte sırrım sir. Aynı. Şu tabağımızı alalım. Geçen gün de yapmıştık ya bir yoro gelmiş yine. Ha. Orada da siron mu? Siron mu? Siron. Bunu böyle sigara böreği sarar gibi sarıyorsunuz. Evet. Sardıktan sonra bir parmak, evet, bir parmak genişliğinde evet, dilimliyorsunuz. Değil mi? Siron mu bu? Sırın. Sırın. Abi bunun siron isimleri yöre yöre değişiyor. Yok, Allah aşkına sironda densin. Kırma beni. Siz diyebilirsiniz. Bak Siron, Sirin, bizim orada Sir diyorlar. Bingöl tarafında Sir derler. Buraya doğru geldikçe... Gelmiyormuş ama işte bak ısrarla. Yok hayır, bu Elazığ'a ait bir şey işte. Evet. Tabii yufka İlla ki değişik bir şey var. Sırada, değil mi? Kurulmamış olsa burada da biraz... Tabii bu biraz daha yumuşak olacak. Evet. Tabii açıkta yaptık kaldığı için işte kurulmuş. Bunları böyle tek tek diziyoruz. Şimdi onu evet, yoğurtlu sos koyacağız. Evet efendim, önce bir dizelim. Şunu içine servis edelim mi? Ona da yapalım, daha güzel olur. O büyük olur. O yüzden koymuştum ben. Dur ben dizeyim onu sen. Tamam yiyin. Siz şey yapın, dizin ben keseyim. Şuradan bir parça daha yapalım. Bak şimdi çiçek gibi dizeceğim bak. İşte bizim oraların bütün yemekleri böyle ya çok buyurun, yağlı çiçek, ya ekmekli, yine hamurlu. Yine de sağlıklı. Yağlı olur ama şimdi özel tereyağı yediğiniz zaman bir zararı yok. Şimdi Elazığ'da olsan ye bunu, ondan sonra at kendini şeylere, yaylara yürü. Ama işte İstanbul'da öyle olmuyor ki. Yüremiyorsan yürü yeterli. Sarımsaklı, sarımsaklı. Yoğurdumuzu da hafif sulandırıp içine az bir şey sarımsak ama tatlandırıcı şekilde. Yani çok sarımsak isteyen, arzu eden çok sarımsaklı olan. Ama normali şeydir, az olmasıdır, tatlandırıcı bir şekilde. Hı hı. Bir tavamızı alalım, yağ tavamızı. Tabii. Sarımsak olmazsa tadı olmuyor. Onu mu kullanacağız? Tamam. Hangi taraf yani? Tabii. Burası mı? Burası. Bu tarafta olsun. Bak şimdi üstüne de güzel şey yapacağım. Bir saniye dur, şunu koyacağım. Bir saniye dökmeyin. Şu kötü oldu. Siz onu koyun, ben tereyağını eriteceğim. Yoğurdunu vereceğim. Burada da var. Oldu mu sen amcığım? Çok güzel oldu, eline sağlık. Aferin. Onun yoğurdunu verebiliriz. Şimdi bu yoğurtta biraz beklemesi gerekiyor. Çünkü bunların daha çok yumuşaması için. Hmm. Zaten normalde şey yaparsanız, hani sıcaksa şey yapsa hemen servise sunabilirsiniz. Dök. Bu da bizim değişmez yemeklerimizdendir. Bayramlar, olur ya, çok güzel olur. Bayramlarda falan, tam özel günlerde hep Elazığ'ın sofrasında bulabileceğiniz şeylerdir. Tamam, tereyağımız oldu mu? Tereyağı oluyor efendim.
Bir pul biber alabilir miyim? Tabii ki. Pul biber de hafif. Mantının etsizi gibi sanki. Evet. Bunu geçen sefer geldiklerinde yapmış mıydık? Sironda işte. Sironda mı? Biz 10 dakika önce onu konuştuk. Hayır, o an... Bu protesto var. Daha demin kafama da havlu attı galiba. Ama o görünmedi. O görünmedi. Evet, görünmedi. Çok kötü şeyler yapıyorlar bana. Bu bezden üstüne mi koyacağız yoksa pul biberi? Tereyağı biraz eridikten sonra tereyağını yakmıyoruz. Yakmadan yok, pul biberi içine atacak. Pul biberi atacağım. Az bir şey atacağım. Tamam. Renkli olsun diye. Evet. Tercih tabii. İsteyen yani, tabii pul yani. Biberi de kullanmayabilirsin. Toz biberi kullanabilirsin veya hiç kullanmadın. Ya ustacığım bir şey diyor Allah aşkına. Pul biberi ne zaman kullandık biz bunda ya? Pul biberi koyma kullan. Koyma ya pul biber ya. Kurusun koymayayım ya. İsterseniz yok. Yani. Ay koysaydın. Pul bibersiz ama bu pul bibersiz yenilen bir yemek. Öyle mi? Tabii. Ustam şimdi evet. Renk versin ama diye. Evet, renk güzel olur. Renk yani. Versin diye. Ama orijinal gibi yapalım isterseniz. Nasıl istiyorsunuz? Renk biberi kullanalım. Daha iyi. Renk biberi acılı olur. Belki acılı evet. Sevmeyen olur. Tamam ondan koyalım biraz. Evet. Of. Ama renk güzel olur. Alayım ben onu. Renk vermeyecek. Renk veriyor. Tereyağımız eridi. Hadi dök abi dök. Eridikten evet. Sonra az bir şey renklendirmek için tereyağını. Koyduk. Karıştırıyoruz. Ooo ne güzel. Şimdi verelim. Dök dök dök. Tamam dök abi artık. Ondan sonra tereyağını veriyoruz üzerine. Oh dök dök böyle dök. Böyle güzelce yayıp. Bir alkış alabiliriz bu görüntü için ve... Afiyet olsun. Böyle biraz soğuklanmak için bu yemeğin üzerine, sürenin üzerine bir reklama gitmek istiyoruz. Reklamlardan sonra biz yine buradayız efendim. Senden senden yüzüm döneyim. Bilirsin ki divanenim ezelden beri. Lime lime etseler de bu tatlı canı. Yine de vazgeçmem senden yali yali. Yali yali. Geçmem senden yali yali. Kaşlarının arasında zöhre yıldızı. Bilen bilir yaşamayan ne bilsin bizi. Boynuma asalar da ulu yağlı kendiri. Yine de vazgeçmem senden yali yali. Geçmem senden yali yali. Cihanım sensin şah sultanım.
Yoluna ben dolan aşık, görür zatına. Çaresiz aptalım, öldürseler de beni. Yine de vazgeçmem senden yali yali. Yali yali. Yine de vazgeçmem senden yali yali. Yali yali. Çok güzeldi. Şimdi sırada... Şimdi yarışmamıza geçelim istiyoruz. Bugün çok eğlenceli ama yarışmamız. Evet, bugün güzel bir yarışmamız var. Kolaysa yap bakalım yarışmamız için. Yarışmacılarımızı davet ediyoruz. Yok, orada kal, orada. Biz geliyoruz bu sefer. Biz geliyoruz. Hatırlarsınız Adile Naşitler falan değil mi? O dönemlerde eski Türk filmlerinde oynanan bir oyundur. Çok sevilen, çok eğlenceli bir oyundur. Biliyorsunuz yandım. Kaşıkla yumurta taşımaca. Değil tamam. mi? Ama bugün taşımayacaksın evet. ama. Ha? Oynamayacaklar mı? Taşımayacak mı? Hem taşıyacak hem oynayacak. Bizde her şey var. Mutfaktan orkestraya kadar gidecekler, tamam mı? Ben oradan alacağım. Ben hocam ama kırma gözünü seveyim. Bak stüdyo şey oluyor, tamam canım? Kırmadan. Kim daha çok yumurta taşırsa kırmadan ve dans ederek ve yürüyerek... Ablayı bana bırak, sen geç. Onu, ona çok güzel bir hediyemiz siz var. Siz de buraya alın. Siz de böyle alıyoruz. Ne kadar hoş bayansınız. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Saçlar ne kadar siyah maşallah ya. Maşallah. Kendi saçın rengi. Kendi rengi mi bu? Maşallah ya. Kömür gibi ha. Evet, ah. Evet. Buyurun. Şu yan yana gelirseniz. Yan yana gelirsiniz, evet. Sırtınızı lütfen... Şunu ağzına koyacağım. Sırtınızı lütfen şeye dayayın. Tezgaha evet. dayar mısınız sırtınızı? Şöyle gelin. 1-2-3 deyince başlayacaksınız. 1 dakika süreniz şuraya var. Şuraya gidip. Ben karşıya geçiyorum yumurtalarınızı almak için. Alişan zile bassın. Hazır mısınız? 3-2-1 başla. Al. Oyna, oyna, oyna. Oynar. Hayır, oynamazsan olmaz. Kötü dans ediyorsun. Bak böyle. Öyle olmaz. Nasıl yaptım? Devsen Allah aşkına. Nasıl yaptım? Bismillah. Al al. Al al. Kara kız kaybetti. Kara kız kaybetti. Ay zar zor yani. Ne düşürmediniz ya? İnsan bir yumurta düşürmez. Neyse öncesinde düşürmüştünüz. Peki ufak böyle bir hediyemiz var. Güle güle kullanın. Kullandıkça bizi hatırlayın. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun uğurluyoruz. Ve alkışlayalım hanımefendileri. Ve Elazığ'ın zavrı dernek başkanı. Elazığ'ın
Pamukhane Dernek Başkanı Mehmet Demirbağ ve Dernek Başkanı Vekili Yakup Gedi'yi bir kocaman alkışla buraya alalım. Alkışla alalım, alkışla alalım. Türkücüğüm seni de buraya alalım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri öncelikle de böyle alabiliriz. Yavaş yavaş veda ediliriz. Hoş bulduk. Ayağa kalkabilirsiniz. Dansçılarımız. Çok güzel bir programdı. Sağ olun. Çok bitmesini bekli. Yani beklemedik. Çok renkli geçti. Nasıl geçtiğini de anlamadık. Evet. Aynen öyle düzelttiniz. Biz Elazığ Fındıkzade Derneği olarak tabii bu metropol şehirde bu kültürü yaşatmak, bu kültürü yaşamak adına gençlerimize, eğiten hocalarımıza buradan teşekkür ediyoruz. 1963 yılında kurulmuş maşallah, bir derneğiz. Ve Türkiye'de ilk dernek kurulan. Bütün dernekler bu etkinlikleri gayet güzel, biraz evvel de bahsettiğiniz gibi. Piknik yaptınız mı? Piknik. Evet, 45.sini düzenledik. Oh, 46.sına inşallah sizi buradan şimdiden davet ediyorum. Hadi inşallah. Bu arada programımızın, başarılarımızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bunu ben size takdim ediyorum. Önce bana verseydin. Evet. Hayır, vereceğim, onu sana vereceğim. Sevgili başkanım, sen... Sevgili başkanım, bunu da Tülsü Hanım'a takdim edeceğim. Çok ben de teşekkür ediyorum Mehmet Demiroğlu'na. Buradan tabii ki Niyazi Bey, İskender'e çok teşekkür ediyoruz. Yavuz Menderes, Bekir Döndü ve Vakıf Federasyonumuzdan izliyorlar bizi. Elazığ'a sürsüre selamlarımız olsun diyelim. Biz de size ve tüm ekibinize evet, çok çok Zekeri teşekkür ediyoruz. Zekeri Hoca'ya da selamlarımız olsun. Yumurtaya başlayalım, alkışlar evet gelsin lütfen. Bu arada çok sevgili dostum, arkadaşım, hemşerim hiçbir etkinlikte bizi yalnız bırakmıyor. Bırakmayacak tabii Elazığ'da. O yüzden zaten ayrı bir yeri var bütün Elazığlıların, bütün insanların tabii ki. Fakat bu etkinlikler bizler için çok önemli çünkü kültür yaşatmak için bu tip etkinliklerde mutlak ama mutlak böyle insanların desteğe ihtiyacımız var gerçekten. O yüzden bunu da size takdim ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ali Bey, sizinle bir Elazığ'ın Türkiye'de var mı? Türkiye'de bir alkış lütfen aynen rica ediyoruz. Bizim sana da çok çok teşekkür ediyoruz programımıza renk tanıtığınız için. İyi hafta sonları diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.